Kafa Traktörü'ne sevdalıları hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Traktör Arena Düello'nun yarı finalinin son haftasından selamlar, sevgiler olsun. Bu hafta son finalistimizi bulacağız ve onunla birlikte 4 finalistimiz tamamlanmış olacak. Artık gerçekten sona geldik diyebilirim. Geçtiğimiz hafta final koltuğuna oturan isim kim olmuştu? Ersin abi olmuştu. Ersin abi zaten yarışmaya başlamadan önce dedi ki final zaten benim ve iddiasını da tutturdu gerçekten. Hayati ve Ahmet'in rakibi olarak finalde yerini aldı. Peki bu hafta finale kim çıkacak? O son isim kim olacak? Hemen yarışmacı arkadaşlara dönmek istiyorum. Yoksa o son isim sen misin? Ben Burak Özçiftçi. İzmir'in Bergama ilçesinden katılıyorum yarışmaya. Kendime güveniyorum. Çalıştım. İyi olan kazansın. Rakibim Cansu Hanım'a da şimdiden başarılar diliyorum. İyi olan kazansın. İyi olan kazansın dedi. Rakibi Cansu olacak. Kadın yarışmacımız olacak. Neler hissediyorsun Cansu, ne söyleyeceksin? Ben Cansu Lökçü. Eskişehir'in Sivrisay ilçesinden katılıyorum traktör arena yarışmasına. Başarılar diliyorum. İyi olan kazansın. Hakikaten kazansın. Cansu çalıştın mı? Evet çalışmadım ama evet çalıştım diyeyim. Bakalım ne olacak? Hayırlısı. Bakalım ne olacak? Yalnız ben açık ara Cansu'yu tutuyorum. Hem cinsim çünkü onu tutmak zorundayım. Kusura bakmayın. Sana dönelim. İsim? Ercan Ayaz. Sakarya Kaynarca Karaçalı köyünden geliyorum. Rakibime başarılar diliyorum. Rakibin yanında? Şimdi öğrendim, evet. İyi olan kazansın. İyi olan kazansın. Ben Osman Köylü, Kayseri'nin Develi ilçesinden katılıyorum. Ben aynı rakibim gibi rakibime başarılar diliyorum. Diyecek başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Birbirlerine başarılar dilediler. Peki sana dönelim. İsmim Erşan Bulur. İzmir Ödemiş ilçesinden yarışmaya katılıyorum. En başta dediğim gibi eğlenmeye gelmiştim. İnşallah eğlenceli bir yarışma daha olur. Rakibim Şakir'e de başarılar diliyorum. Eğlenmeye geldim dedi. Sen ne için geldin? Ben kazanmak için geldim. Yani rakibim abim olur. Erşan abime saygısızlık yapmak istemiyorum ama yine de yani şansımı deneyeceğim. Şansımı deneyeceğim dedi. Hepsine başarılar diliyoruz. Artık onlar gerçekten en güçlü isimler diyebiliriz. O son finalist kim olacak? İşte biz de bu sorunun cevabını çok merak ediyoruz ve bunu arenada öğreneceğiz. Onun için de arenaya geçmemiz lazım. Beyler, hanımlar ne dersiniz? Arenaya geçelim mi? Biz buradan arenaya geçelim. Traktörle çıktık. Tam karşınızdaki dubayı ilk özleyeceksiniz. İlk baş artı 10'da. Ardından isterseniz yakın tarafları bitirin, uzak tarafları bitirin çıkın. Ya da oradan uzak taraflara gidin, yakınları bitirin çıkın. Hiç fark etmez. Traktörle istediğiniz taraftan çıkabilirsiniz. Tekrar önüne çıkabilir miyiz? Evet, devirdikten sonra. Geri devirdik. Ama her birini geri yıkma şartı var. Sadece devirdiğiniz zaman gidebilirsiniz. Hiç fark etmez. Önce düellolara rakibinize odaklanın. Sahanın içinde rakibinizle beraber sürünün. Önce rakibimi yenmemiz tabii lazım. Traktör Arena Düello'dan 4. yarı finalden herkese selamlar, sevgiler. Her hafta kızışan yarışmalar, her hafta heyecan artıyor. 3 tane finalistimiz belli. Bir dördüncüsünü arıyoruz. İşte bu haftadan o finalist çıkacak. Belki de o finalist arenanın şampiyonu olacak. İşte bu soruların cevaplarını bulacağımız muhteşem bir yarı final bölümü bizleri bekliyor. Türkiye'nin 4 farklı ilinden 6 farklı yarı finalistimiz var. 2 İzmir'den, 2 Kayseri'den, 1 Eskişehir'den ve 1 de Sakarya'dan yarı finalistler sahada yerini aldı. Hepsi yetenekli. Hepsi birer şampiyon adayı ve heyecan dorukta. Şimdi yenilenen parkurlarda, onlar için özel hazırlanan parkurlarda mücadele etmeye başlayacaklar ve finale doğru bir adım atmak için ellerinden geleni artlarına koymayacaklar. İşte büyük heyecan, işte macera, işte yetenek, işte şov. Traktör Arena Düello ilk parkuruyla, ilk mücadelesiyle başlıyor.
Türkiye'nin yıllardır en çok satan aküsü. Sevgili seyirciler, ilk mücadele yine nefesleri kesecek gibi çünkü çok yetenekli iki yarışmacı duellolarda eşleştiler. Bir yanda Kayseri, bir yanda İzmir. Bu yarı finalin 6 yarı finalistinde 2 İzmir, 2 Kayseri var. İşte o illerin temsilcileri şu anda eşleştiler. Bakalım mücadelede ilk gülen, iyi olan kim olacak? Önce Kayseri tarafından başlayalım. Şakir hoş geldin. Hoş bulduk Ömer Bey. Yarı finale gelirken harika mücadeleler sergileyerek eleme haftasında birinci olmayı başarmıştın. Şu anda heyecan çok büyük. Röportaja başlamadan önce belliydi. Şimdi biraz daha arttı tabii ki ama biraz dinleyelim seni. Neler hissettin? Kayseri destekliyor mu seni? Şu anda büyük bir iddia var ortada. İki tane Kayserili var ama en azından bir kişinin finale çıkması gerekiyor ki Kayseri'yi temsile devam edin. Neler düşünüyorsun? Yarışmaya ben ilk katılacağım zaman buraya gelirken kimse gitme seni ellerler. Bunun gibi sözler söylediler. Özellikle amcam babam. Ama dönüşte ne oldu? Dönüşte hepsi beni, o yeğenim, oğlum her neyse yani beni karşıladılar, bu şekilde karşıladılar. Biraz daha bu ama ilk yarışmaya göre şu anda yarı finalde daha heyecan büyük. Abime başarılar diliyorum. İnşallah hak eden kazansın, iyi olan kazansın diyorum. Peki seni buraya yollarken ne dedi baba ve amca? Babam inşallah kazanırsın dedi bunda. İş değişti yani. Traktör almadan gelme dedi. Hadi bakalım başarılar diliyoruz Kayseri'ye ve Şakir'e. İzmir tarafındayız. Erşen abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Yarı finalde biraz zorlanmıştır hatırlıyorum. Özellikle final maçında çift dingilli römorkla süren biraz fazlaydı ama rakibini yenmeyi başarmıştın. Şimdi hazırlıklı mısın? Yarı finalde çok çok daha zorlu rakipler var. Evet, ilk turda dört teker römork bizim oralarda fazla olmadığı için tecrübemiz yok. Yani çalışırsak biraz elimizi yatırmaya çalışıyoruz. Bugün bir gün çalıştım. Bir dostumuzdan römork bulduk. Kendimizin yok. Yani biz de tek dingiler. En azından deneme yaptık diyor. Peki İzmir'e İzmir'den bu sefer ailenle gelmedin sanırım yarı finale. Müthiş bir destek vardı eleme bölümlerinde. O şu anda o desteği uzaktan hissedeceksin herhalde. Evet, hepsi evde destekliyorlar. Nasip olursa finalde geliriz dediler. Bakalım. Peki beklenti büyük. Finali bekliyoruz. Bakalım İzmir finale çıkabilecek mi sevgili seyirciler? Bunu öğrenmenin vakti geldi. Arenada Acemi Parkuru'nda yarı finalin 4. haftasında ilk duelloda Erşan ve Şakir piste çıkıyor, traktörlere çıkıyor. Bizler de duello için hazırız. İki yetenekli ancak bir o kadar da heyecanlı pilot traktörlerdeki yerlerini aldı. Doğanlar kapısında Kayseri'yi temsilen Şakir, Başak Agri kapısında İzmir'i temsilen Erşan yerini aldı. Gözler ışıklarda ilk duello için hazırız. Bakalım nasıl bir müsabaka bizleri bekliyor. Yarı finallerin dördüncüsünde hız istiyoruz, adrenalin istiyoruz ve onlar birer şampiyon adayı. Bu isteklerimizi karşılayabilecek en iyi kişiler diyoruz. 6 yarışmacı da diğer 4'ü de bu maçı bekliyor. İkisi sahada ve çıkışlar yapıldı. Kurallar gereği hemen karşılarında bulunan Dubai'yi geri geri yıktıktan sonra serbest şekilde istedikleri sırayla dubaları yine traktörle geri geri yıkacaklar. Mavi dubalar yere inmeye başladı bile. İkişer duba yerde, hata yok. Üçüncü dubalar şimdi senkron bir şekilde ilerliyorlar neredeyse. Erşan hızını arttırdı, dördüncü duba geldi. Beşincisi için gözleri sağda, uzak noktayı tercih ediyor. Şakir de uzak noktayı tercih etti. Şimdi Şakir değişik bir manevra olacak onun için. Zor bir manevra, biraz yavaşladı. Erşan da epey yavaşladı. İlk defa ileri geri gidiyor. Şimdi Kayseri önde bitirecek. Şakir kapıdan çıktı. Erşan da hemen peşinden 2-3 saniye farkla çıkıyor. Sahada yıkılmamış. Evet, Şakir unutmuş. Ve hakem işaretini yaptı. Şakir de fark etti bunu. İşte unutmaması gerekiyor yarışmacıların. Şakir bunun bedelini ağır ödeyecek gibi. En azından geri geri yıktı. Şimdi ileri yönlü gidiyor. Böylece Erşan büyük bir farkı açmış oldu. Şimdi çıktı süresini.
gerçek süresini ancak tamamladı. Çünkü sahada 6 tane mavi dubanın yerde olması gerekiyor ve turuncu dubaların da ayakta olması gerekiyor ki şu anda Erşan tarafında 2 tane dubanın yerde olduğunu görüyoruz. Bunlar da sahneye eklenecek. Biraz karmaşık bir ilk round yaşadık. Ancak ikincisinde daha hızlı ve daha heyecanlı olacaklar. Erşan Bulur 43 saniyede bitirdi. 2 duba hatası süresini 53'e yükseltti. Şakir Karagöz 1 dakika 4 saniyede hatasız tamamladı. Heyecanla beraber hataların da yapıldığı bir ilk round izledik ancak ikincisinde hız biraz daha artacağız, buna eminiz. Hatalar yine olabilir çünkü heyecan hala dorukta. Doğanlar kapısına Erşan geçiyor, Başak Agri kapısına Şakir geçiyor. Gözler ışıklara dönüyor. Yarı finalin ikinci müsabakası için hazırız. İkinci kırmızı ışık, üçüncü kırmızı ışık ve yeşil ışıkta yine çıkışlar yapılıyor. Yetenekli pilotlar sahada hız yapmaya başlıyor. Yine şart koşulan ilk duba, ortadaki duba. O maviyi yıktıktan sonra her şey serbest. Ancak unutmak olmaz Şakir. Dördüncü yarı finalde yapılmayan bir hatayı yaptı. Şu ana kadar 3 haftada böyle bir hata yaşamamıştık. Duba unutan hiç olmamıştı. Ancak Şakir ilkleri gerçekleştiriyor. Erşan da sanırım orada ilki gerçekleştirdi. Unuttu, şimdi geri döndü. O da o dubayı yıktı, ihmal etmedi. En azından kapıdan geri dönmedi. Kayserili gibi. İzmir şu anda daha kontrollü gidiyor. Sahada son bir duba. Ne tarafa yıkacak? Şakir çıkışını yapıyor. Önde bitirmeyi başardı. Şimdi Erşan geliyor. Kafası karışmış olmalı. Çünkü rakibine göre geç kaldı. Yine ufak tefek hatalar var. Ancak sahada bu sefer temiz bir yarış. En azından duba yıkıp 5 saniye ceza alan taraf yok. Biraz gecikmeler yaşandı. Bakalım ikinci eşleşmede yeni yarışmacılar bu sahada nasıl yarışıyor? Yetenekli pilotlar sahada hız yapmaya başlıyor. Şakir ilkleri gerçekleştiriyor. Şakir çıkışını yapıyor. Önde bitirmeyi başardı. Şakir Karagöz hızını arttırdı 41 saniyede ve hiçbir hata almadan. Erşan Bulur 47 saniyede hatasız tamamladı. Böylece 2 round'un toplamında Erşan 1 dakika 40 saniye, Şakir 1 dakika 46 saniye. Sevgili seyirciler, ilk eşleşmede heyecandan hatalar yapıldı. Biraz süreler fazla olduğunu itiraf etmek lazım. Ancak ikincisinde yine heyecan var. Bu sefer daha hızlı olacaklar. Bunu hissedebiliyorum. Sahada yine bir Kayserili var. Osman var ve rakibi bu sefer Sakarya'dan Ercan. Bakalım ikisinin duygu düşünceleri nasıl, heyecan nasıl? Osman hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İlk Kayseri nasıl yarıştı? Arkadaşımız güzel yarıştı ancak bir duba unutması yaşadı. İnşallah onun hatasını ben telafi edeceğim Kayserili olarak. Yani sahada hız göreceğiz değil mi? Evet, aynen öyle. Yeterince antrenman yaptın mı? Yarı final için çalıştın mı? Biraz çalıştım ama tabii evdeki çalışmayla buradaki parkurlar tamamen çok farklı. Yani düşünemeyeceğiniz parkurlar var buralarda. O yüzden bakalım ya, kader kısmet. Peki, sana başarılar diliyoruz Osman. Yarı finale gelmek de kolay değil ama buraya ulaştın. Şimdi hedefin final. Bakalım en azından bir Kayserili'yi finale uğurlayabilecek miyiz? Sana başarılar. Ve rakibi Sakarya'dan Ercan. Heyecan yüzünden okunuyor Ercan. Epey bir heyecanlısın. Şunu hatırlıyorum. Eleme haftasında ikinci olmuştun ve kendini o kadar kızmıştın ki, ben de röportajda merak etme süren çok iyi. Hafta ikincilerinden de buraya çıkabilirsin, ihtimali var demiştim. İşte o ihtimaller gerçeğe döndü. Şu anda bu topraklara ikinci kez ayak basıyorsun. Traktör Arena'dasın, yarı finaldesin, umutların tekrar yeşerdi. Peki artık finale gidebilecek misin? Buradan öte final diyorum. Yarı finale 3 Sakaryalı kaldık. Tek beni bıraktılar şimdi. Bütün yükü benim sırtıma yüklediler. Sakarya'yı temsilen burada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Final için yarışacağım. Bir de Hamza abiye buradan selamlar söylüyorum. Üst salise ile yani kafa kafaya girdik. Belki bilmiyorum, daha önce üst salise
saniye değil, salise bu. Yani o oradaki heyecan zaten bir bitirimdi. Şimdi yeni heyecanlara göreceğiz. Artık iki saliseyle bir galibiyet bekliyoruz senden. Daha da heyecanlı olsun değil mi? Çünkü sendeki heyecan bitmiyor. Bunu bastıramayacağız kesinlikle. En iyisi biz yarışa geçelim. O heyecanı biraz da traktör üzerinde yaşa. Aynen, geçelim. Peki, teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, yeni bir düello için hazırız. Kayseri-Sakarya mücadelesi için hazırız. Sakarya-Kayseri mücadele müthiş geçecek. Bunu hissedebiliyoruz. Heyecan dorukta. Ercan Doğanlar kapısına geçti. Osman Başak Agri kapısında yarışacak Kayseri'yi temsilen. Gözler ışıklara çevrildi artık. Mücadele zamanı, düello zamanı. Heyecan ne kadar fazla olsa da birazdan bu mücadelenin sonucunu göreceğiz. İşte yeşil ışıkla başladı. Hangi il daha iyi yarışacak? Hangi il final yolunda adımlarını daha iyi atacak ve düellonun galibi olacak? İşte bunu belirleme vakti. Osman bir turuncu Dubai ile beraber maviyi de yıktı. 5 saniye cezayı aldı bile. Ercan ikinciyi yıktı, Osman da. Ercan daha önde gidiyor ve hatasız gidiyor. Şu anda Sakarya için işler yolunda. Osman hızını arttırdı. Kayseri güzel olmaya başladı. Hızlı olmaya başladı ama Ercan bırakır mı? Bırakmaz. O da temposu yüksek ilerliyor. 5. dubalar yerde. 6.sı için benzer manevralar. Güzel dönüşler. Bir duba daha hata da ondan geliyor. Ercan bitirdi, Osman bitirdi. Hatta belki de aynı anda bitirdiler. Ercan tüm düellolarında salise farkıyla kazanmayı ya da kaybetmeyi seviyor demek ki. Başa baş bir mücadele gördük. Bu tarafta 2 dubayı yerde görüyoruz. Bu tarafta 1 dubayı yerde görüyoruz. İşte hatalar saniyede ekleniyor. Sonuçları görüyoruz, ardından ikinci rounda karşınızdayız. Ercan daha önde gidiyor ve hatasız gidiyor. Osman hızını arttırdı. 5. dubalar yerde. Sakarya için işler yolunda. Güzel dönüşler. Ercan bitirdi, Osman bitirdi. Ercan Ayaz 37.9 saniyede bir duba hatasıyla bitirdi. 42 saniyeye ulaştı. Osman Köylü 37.7 saniyede. Salise ile önde bitirmesine rağmen 2 duba hatasıyla beraber süresini 47'ye yükseltti. Sakarya-Kayseri mücadelesinde Sakarya'nın önde olduğunu gördük sonuçlarda. Şimdi Doğanlar kapısında Kayseri ve Başak Agri'de Sakarya yerini aldı, Ercan yerini aldı. Gözler yine ışıklara çevriliyor. İkinci round için daha da iddialı iki yarışmacı. Gözler pür dikkat ışıklarda. Ve yeşil yandı ve çıkışlar yapıldı. Güzel bir mücadele bekliyoruz her iki isimden de. İşte daha da hızlı olacakları round. Geri gelerek şart koşulan ilk mavi dubayı yıktılar. Hatasız gidiyorlar, ikincisine ulaştılar. Osman biraz yavaş kaldı. Ercan hızını arttırdı, 3'ü yıktı. 4'e doğru ilerliyor. Osman da takipte. Şimdi Ercan 4.sünü indiriyor. Osman da Kayseri bir duba hatası yaptı bu arada. 5 saniye cezayı aldı bile. 5. dubalara yanaştılar. Şimdi Ercan 5'i önde bitirdi, önde indirdi. 6.sı için manevralarını yapıyor. Osman daha da hızlı geldi. Yetişti rakibine. Şimdi dar dönüşler. Önce Osman bitiriyor, ardından Ercan. Sahada yine duba hataları var. Kayseri tarafında bir duba hatası görüyoruz. Sakarya tarafı gayet temiz gözüküyor. Şimdi kesin sonuçlar ekrana yansıyor. Ardından yeni bir ikili acemi parkuruna çıkıyor. Osman Köylü 37 saniyede bitirdi. Bir duba hatası, süresi 42 oldu. Ercan Ayaz 37 saniyede hatasız tamamladı. İki roundun toplamında Ercan 1 dakika 20 saniye, Osman 1 dakika 30 saniye. Yeni bir eşleşme ve yarı finalde izleyeceğimiz bu ikili arasındaki ilk maç birazdan gerçekleşecek. Ancak hemen kendilerini şöyle hatırlatalım. İzmir temsilcisi Burak ve Eskişehir temsilcisi Cansu bizle beraber. Heyecan var, tabii ki var. Yarı finaldeyiz. Çok zorlu rakipler ve çok zorlu mücadeleler onları bekliyor. Bakalım yarı finale nasıl geldiler. Cansu, hoş geldin. Hoş bulduk. Neler hissediyorsun? Yarı finaldesin artık. Çok heyecanlıyım.
Kadınların bir arada yarıştığı bölümde en hızlı kadın çiftçi sen oldun. Buraya gelmeye hak kazandın. Ancak şu anda daha da hızlı, daha da zorlu rakipler var. Yeterince antrenman yaptın mı? Kendini hazır hissediyor musun? Antrenman yapmadım ama hazır hissediyorum kendimi. Ya eğlenmeye geldim. Kazanmak amaçlı değil. Rakibime de başarılı. Ama arada kazanabilirim de diyorsun. Olabilir de. Hani şans eseri olabilir. Şansa traktörü de kazanabilirim diyorsun. İnşallah. İnşallah diyorum. Peki Eskişehir finale gider mi sence? İnşallah gider. Çünkü Eskişehir'i temsil eden bir tek sen kaldın yarı finallerde. Yani öyle. Çok bayan da vardı 2-3 tane. Onları da eledik. Bakalım nasip diyelim. Nasip diyelim. Hayırlısı o zaman. Sana başarılar diliyoruz. Ve sağ tarafımda da yarışmanın hızlı adaylarından biri Burak var. Burak, eleme bölümlerinde elde ettiğin toplam sürede 24 yarı finalist içerisinde 4. en hızlısın. Bu yarı finalde de seri başı olarak sahaya çıkıyorsun. Gençsin, yeteneklisin. Final için belki de en büyük adaylardan biri sensin. İzmir'in de ikinci temsilcisisin. Ben güzel bir özet yaptım senin için. Sendeki evet. Duyguları da öğrenelim. Teşekkür ederim öncelikle. Heyecanlıyım. Kendime güveniyorum. Çift dingeli Roma'da biraz çalışma imkanım oldu. Rakibim de dişli. İyi olan kazansın. Peki sana da başarılar diliyoruz. Evet sevgili seyirciler, iki güçlü isim yarı finalde karşılaşacak Eskişehir-İzmir düellosu için bizler hazırız. Adaylarımız traktörlere geçiyor ve mücadele şimdi başlıyor. Arenada yüzünü gösteren güneş yerini kara bulutlara, rüzgara ve belki de birazdan yağmura bırakacak. İşte serin bir havanın hakim olduğu traktör arenada bakalım iki yarışmacı nasıl bir rüzgar estirecek. Doğanlar kapısında İzmir temsilcisi Burak ve Başak Agri kapısında Eskişehir temsilcisi Cansu yerini aldı. Bizler yarışma için hazırız. Onlar da yarışmak için hazırlar. Gözler ışıklara çevriliyor. Yarışmacılar hazır. Bizler hazırız. İlk kırmızı, ikinci kırmızı, üçüncü kırmızı ve İzmir-Eskişehir düellosu başlıyor. Mücadele başlıyor. Şart koşulan ilk dubaları yıkmak üzere manevralar yapılıyor. İşte İzmirli ani bir frenle biraz yönünü şaşırdı ve aynı anda dubaları yıkmaya başladılar. İşte Cansu hızlı bir manevra. Dubayı aldı gidiyor. Mavi duba Cansu ile beraber gidiyor. Traktöre sıkıştı şu anda duba. Enteresan bir an. Bir turuncu duba yıkıyor. Cansu 5 saniye cezayı aldı. Şimdi üçüncüsüne ilerliyor. Burak durur mu? Durmaz. Harika ilerliyor 5. dubasında. Hızını arttırdı. Genç yetenek. Sahanın en hızlısı yarı final bölümünde. Final için favori gösterilen Burak. Genç isim oldukça hızlı 6. dubasında tamamladı. Şimdi kapıdan çıktı, süresini de tamamladı. Sahada bir duba var. Orada bir dubayı unuttu Cansu. Tabii ki dönüp onu da tamamlayacak. Bu arada bir turuncu duba yıktı. Elini korkak alıştırmıyor. Eğlenmeye geldim dedi. Ve şu anda görünüşe bakılırsa eğlenceli bir parkur bizlere izletiyor. Cansu sahada dolaşmayı sevdi. Bir o uçta, bir bu uçta. Şimdi ileri gidiyor. Onu da yıkması lazım. Geri gelecek, orada bir manevra daha yapacak. Eskişehirli pilot. Şimdi Cansu son görevini de tamamladı. Artık ileri de gidebilir ama geri gitmeyi tercih ediyor. Bakalım süresini kaç saniyeyle tamamlayacak ve görev tamam. Şimdi ikinci rounda geçeceğiz. Ancak ortalık biraz karıştı. Duba hataları oldukça fazla. Kesin süreler şimdi ekrana geliyor. Ardından bir de bunun ikinci roundu var. Burak Özçiftçi 42 saniyede hatasız. Cansu Lökçü 1 dakika 20 saniye ve 4 duba hatasıyla beraber 1 dakika 40 saniyeye ulaştı. Sahanın hızlı ismi Burak şimdiden farkı 1 dakikaya yakın açtı ve hızlı olmaya devam edecek gibi. Cansu ise bu sefer alıştığı parkura daha hızlı bir imza atacak. Gözler ışıklarda, yarışmacılar heyecanlı ve hazır. Eskişehir'in gözü Cansu'da, İzmir'in gözü Burak'ta ve yarışma yeşil ışıkla başlıyor. İkinci rounda başlıyor. Şart koşulan ilk duba, mavi duba yıkılmak üzere iki yarışmacı da hazır. Şimdi Burak ilk görevini tamamladı. Rakibine de göz atmayı ihmal etmiyor. Bu arada bir duba hatası geldi Burak tarafından. Hatasız kul olmaz elbette, yarışmacı da olmaz. Elbette hatalar yapılıyor ancak arenada toplam saniyelerin önemini biliyoruz.
Her salisenin önemi var. Buraya gelen yarı finalistler salise farkıyla geldi. İşte Burak, yetenekli pilot, yine hızını konuşturuyor. 5. dubasını yıktı. Görevinin son biri kaldı. Cansu sağda çılgınca ilerliyor. Bütün dubaları yıkıyor. Turuncu mavi ayırt etmeksizin. Burak kapıdan çıktı. Şöyle bir dönüp baktı. Duba unutmuş muyum diye. Herhangi bir sıkıntı yok. Cansu son bir mavi duba geride kaldı. Yine bir turuncu yıkıyor ve kapıdan çıkıyor. Bu sefer çok çok daha hızlı bitirdi. Aynen dediğimiz gibi, ancak duba yıkmakta tereddüt etmedi. Yanlış görmüyorsam 3 tane duba cezası var. Öteki tarafta da bir duba cezasını görüyoruz. Şimdi cezalar da eklenecek. Kesin sonuçlar ekranda. Ardından yeni bir parkur, yetenek parkuru bizleri bekliyor. Şimdi Burak ilk görevini tamamladı. 5. dubasını yıktı. Yetenekli pilot yine hızını konuşturuyor. Cansu sağda çılgınca ilerliyor. Burak kapıdan çıktı. İkinci roundda Cansu 52 saniyede bitirdi, ancak 3 duba hatası geldi. 1 dakika 7 saniye. Burak Özçiftçi 40 saniyede bitirdi. 1 duba hatası süresini 45'e yükseltti. 2 roundun toplamında Burak 1 dakika 28 saniye, Cansu 2 dakika 48 saniye. Yetenek parkuruyla karşınızdayız sevgili seyirciler. Traktör Arena Duello'nun 4. yarı finalinde yarışmacılar acemi parkurunda elde ettikleri sürenin üzerine burada ekleyecekler. Açılan farklar kapanabilir, kapanan farklar açılabilir. Her ihtimal var. Burada zorlu bir etap onları bekliyor. Önceki haftalardan tecrübemiz, burada bir hatanın telafisi oldukça zor ve son parkura geçerken bunu pahalıya ödeyen adaylar, yarışmacılar vardı. Büyük finale doğru hangi isim ilerleyecek? O ismi belirlemek üzere yeni bir parkurda maçlara hazırız. Traktör Arena Duello yetenek parkuruyla devam ediyor. Sevgili seyirciler, İzmir-Kayseri mücadelesi yetenek parkurunda başlayacak, kaldığı yerden devam edecek diyelim. Hexafirm kapısında İzmir temsilcisi Erşan ve Kayseri temsilcisi rakibi Başak Agri'de yerini aldı Şakir. İkisi de heyecanlı, ikisi de hazır, gözler ışıklara çevriliyor. Yetenek parkurunda 4. yarı finalin ilk mücadelesi yeşil ışıkla başlıyor. İki yarışmacı da balyalarla mücadeleler sonucunda süre farklarını açmaya başlayacak. Kayseri balyaya vardı bile. Şimdi Erşen abi renkli balyayı yer değiştirecek. Bu yarı finalde römorkun içerisindeki diğer boşluğa renkli balyalar geçecek. Ardından 3 tane beyaz balya römorkun üzerine gelecek. Görev bu. İlk parkurda duba yıkmayı unutan Kayserili Şakir bu sefer renkli balyayı unutacak mı? Hayır, unutmuyor. En azından burada görevini tam yapacak. Şimdi Erşen abi boş olan bölgeye 3 tane beyaz balyayı yerleştirmeye çalışacak. Yo, öyle yapmıyor. Dördünü de bir araya koyacak sanırım. En azından renkli balyanın yanına bir tane bıraktı şimdi. Belki de diğer boşta 2 balyayı bırakacak. Ancak onun bıraktığı balyalar ikinci roundda rakibi Şakir tarafından alınacak. Dolayısıyla ona kolay bir balya bırakıyor gibi geldi. En azından görünen o. Bakalım devamındaki 2 balya römorkta nasıl bir pozisyonda duracak. Şimdi Erşen abi diğer tarafa dolanıyor. Bıraktığımda 4. balyaya yakın olayım diyor. Doğru bir taktikte uyguluyor. Ancak ne tarafa bırakacağına karar veremedi sanırım. Şimdi boş olan tarafı seçti. Şakir de yine boş olan tarafı seçiyor. 3. balyayı bıraktı ama şu anda diğer balyaya uzak noktada bulunuyor. Kayserili manevralarını yaparken Erşen abi 4. balyayı kaptığı gibi şimdi römorka doğru gitmeye başladı. Geçen sürelerde Erşan önde gibi, İzmir önde gibi, şu anda 3 balyayı birbirine yakın şekilde bıraktı. Görev tamam. İzmir kapıya doğru yöneldi. Süre avantajı onun tarafında. Kayseri de yöneldi. Manevralarını yaparken İzmir önde bitirecek gibi. Erşan kapıdan çıktı, süresi tamam. Kayserili rakibine de baka baka ilerliyor. Biraz zayıflanıyor. Vitesi istediği gibi değiştiremedi. İşte ilk round tamamlandı. İkincisinde görev biraz daha zorlu. Bu sefer aynı balyalar römorkun üzerinden varillerin üzerine geçecek. Renkli balya tekrar yer değiştirecek. Bu sefer daha hassas olmak gerekecek. Kesin süreler ekrana yansıyor. Ardından tekrar bu iki ismi izliyoruz.
kapıdan çıktı süresi tamam. Erşan Bulur 1 dakika 44 saniyede bitirmeyi başardı. Şakir Karagöz 5 saniye gerisinden 1 dakika 49 saniyede. İzmir-Kayseri mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Hexafem kapısında Kayseri, Başak Agri kapısında İzmir yerini aldı. Süreler birbirine yakın. Değiştirmek için fırsat, ışıklar yanmaya başladı. İzmir mi Kayseri mi? Yağmur etkisini arttırıyor. Mücadele başlıyor yeşil ışıkla. Bakalım kim süre farkını daha fazla açacak ya da kapatacak. İzmir avantajı olan taraf. Ancak toplam sürelere göre galip gelmek için daha önünde 3 tane round var bu ikilinin. Şimdi aynı anda balyalar varillerin üzerine geldi bile. Kayseri bıraktı, işlem tamam. İzmir bıraktı, onda da işlem tamam. Gayet hassas bir şekilde başardılar ilk görevleri. Şimdi Kayseri uzak noktaya gitti Osman. Balyayı dönüp dolaşıp arkadan alacak. Kapıya uzak noktadaki varilin üzerine koyacak. Şimdi renkli balyayı yer değiştiriyor Erşan. Bu taktikte doğru mu bilemiyorum. Ancak öbür balyayı diğer taraftan alacağı için çok da sıkıntı gözükmüyor. Şimdi manevralar tek tek yapılıyor. Stratejiler farklı. Osman varilin üzerine biraz dengesiz bıraktı. Ancak emin olamadı. Şimdi kendini düzeltiyor. Şu an gayet dengeli. Bırakırsa sorun olmaz. İşte sıkıntı yok. Kayseri ikinci görevi de tamamladı. Şimdi 3. beyaz balyaya doğru manevrayı yapıyor. Bakalım römorka çarptığında duba düşerse 20 saniye ceza alacak mı? Oldukça hassas. Sanırım önce renkli balyayı alacak. Evet renkli alıyor. Kırmızıyla uğraşırken İzmir, Erşan şu anda beyaz balyaların 3.sünü. Hayır düzeltiyorum 2.sünü bırakacak. İşte bıraktı. Dengeli hiçbir sıkıntı yok. Şu anda hemen hemen aynı ilerliyorlar. Birbirine yakın mücadele. 2 tane balya var henüz. Son bir beyaz balya geriye kaldı. Erşan da yer değiştirmişti. Osman da yer değiştirmişti. İşte 3. balya yerini bulmak üzere uzak noktadaki tarafa doğru ilerliyor Kayseri. Şu pozisyonda bakılırsa avantajlı taraf Kayseri. Çünkü bıraktığında hemen kapıya yönelecek. İşte bırakıyor. Hiçbir problem yok gibi manevrasını yapıyor. Erşan da bıraktı. Hatta şu anda aynı anda kapıya doğru ilerliyorlar. Daha hızlı gelen Kayseri oluyor. Çünkü önde bitirdi. Hemen peşine İzmir'de tamamlıyor. Şimdi kesin süreler ekrana yansıyacak. Son etap öncesi. Bakalım fark nasıl açılıyor yağmurda etkisini arttırırken. Şakir Karagöz 1 dakika 55 saniye. Erşan Bulur 1 dakika 57 saniye. 2 raundun toplamında. Fark yine başa baş. Erşan Bulur 3 dakika 42 saniye. Şakir 3 dakika 44 saniye. Erşan abi ve Şakir'le birlikteyiz şu anda. İki etaplı da yarışlar başa baş bir mücadele sergiliyorlar diyebilirim. Şakir neler hissediyorsun, ne söyleyeceksin? Valla çok heyecanlı geçiyor. İkimiz zaten sürelerimiz yarı finale çıkarken de eşitti. Çok yakın hala. Burada da hala yakın. Orada 5 saniye gibi bir fark vardı duba unuttuğum için. Burada da 2 saniye ben öne geçtim. Aramızda 5 saniye fark var. Bakalım nasıl olur. Üçüncü etapta neler yapacaksın? Yani bir aksilik olmazsa üçüncü etapta inşallah. Erşan abi geçeceğim diyorsun. Kısmet, kısmet. Finale ben kalacağım. İnşallah. Peki sana teşekkür ediyorum. Erşan abi sana döneceğim. Aranda bugün yağmur yağıyor, bereket yağıyor diyelim. Şans şu an için senden yana ama çok küçük bir farkla. Neler hissediyorsun? Nasıl gidiyor yarışma? Yarışma arkadaşın da dediği gibi çok çekişmeli gidiyor. Yani aradaki fark sayılmaz. Son etap biraz benim için dezavantaj. Daha çok fark açmamı istiyordum daha bu etaplarda. Ama olmadı. Bakalım nasip. Çünkü 4 teker romorkta biz pek tecrübeli değiliz. Peki. Başarılar diliyoruz bu iki başarılı yarışmacı. Acaba 3. etapta neler olacak? Sevgili seyirciler, Sakarya-Kayseri mücadelesi yetenek parkuruyla devam ediyor. Hexafem kapısında Ercan ve Başak Agri'de de Osman var. İkisi de birbirinden yetenekli ama bir o kadar heyecanı devam ediyor. Gözler ışıklarda. Yetenekli pilotlar yeşil ışığı görünce bir ok gibi çıkacak ve işte o ışık yanıyor. Kayseri-Sakarya mücadelesi. Hangi isim adını finale yazdırmak için daha iyi mücadele edecek ve rakibini yenecek bilemiyoruz. İkisi de yetenekli, birer yarı finalist. Ancak Ercan hafta ikincilerinden bu parkura gelmişti.
Toplamdaki süresi birçok hafta birincisinden çok daha iyiydi ve buraya çıkmaya hak kazandı. İşte güzel de bir mücadele örneği sergiliyor. Şu anda ikisi de renkli balyaları yer değiştirmekte görevlerine başladılar. 3 tane beyaz balya römorktaki boşluklara gelecek ve görev tamamlanacak. İşte iki isim de son derece dikkatli. Römorka temas etmemek için römorkun oklarının ucunda bulunan dubaları düşürüp 20 saniye ceza almamak için son derece temkinli. Eleme haftalarında bu römork ne darbeler aldı, ne itişler, ne kakışlar. Kimisi kulağından tuttu, çekti, kaldırdı. İşte bu arada bir balya düşüyor. Osman tarafında bir hata geliyor. Balya ile beraber varil de yere yuvarlandı. Şimdi yerdeki balyayı toplayacak Kayserili. İşte Ercan bunu fırsata çevirmek için büyük bir şans. O da biraz yavaş hareket ediyor. Ancak rakibi balyayı henüz yerden toplamaya çalışıyor Osman. Kayseri geri düştü. Şu anda Ercan hızlı bir manevrayla römorkun üzerine gidiyor ve beyaz balyayı renkliyle buluşturuyor orada. Son bir görevi kaldı onun. Artık römorkun etrafından dolaşacak uzak noktaya doğru. Osman bu arada yerdeki balyayı aldı ve görevini yapmak üzere hareket ediyor. Römorkun üzerine beyaz balya vardı. Şöyle bir bıraktı, bir risk daha aldı ama duba düşmedi. Enteresan anlar arenada. Ercan şimdi son balyasıyla uğraşırken Osman'ın da artık son bir balyası var. Yaptığı hatayı çabuk telafi etti ve şimdi Ercan görevi tamam, artık çıkması gerekiyor. O sırada uğraşıyor. Bir darbe daha geldi Osman'dan ancak duba yine düşmüyor, şans ondan yana. Ercan süresini tamamladı. Osman da hızlı bir şekilde kapıya doğru ilerliyor ve o da süresini tamamlıyor. İşte iki yetenekli yarışmacı, ancak belki de heyecandan biraz yavaş kaldılar önceki yarışmacılara göre. Fakat ikinci roundda daha zorlu bir mücadele onları bekliyor. İşte bu arada bir balya düşüyor. Osman tarafında bir hata geliyor. Ercan süresini tamamladı. Ercan Ayaz 2 dakika 6 saniyede bitirdi. Osman Köylü 2 dakika 12 saniye. Sevgili seyirciler, taraflar yer değiştirdi. Şimdi Hexafirm kapısına Kayseri geçiyor ve Başak Agri kapısında Sakarya. Sakarya'nın yaklaşık 15 saniye avantajı var. Bakalım bu değişecek mi? Gözler ışıklarda. İki yetenekli yarışmacı. Kırmızılar birer birer yanıyor. Sakarya'dan Ercan, Kayseri'den Osman. Yeşil ışık ve mücadele devam ediyor. Devam edemiyor, niye gitmiyor diyor. Ercan ellerini kaldırdı, Allah'ım sana geliyor diyor. Biz de anlayamadık feryadını, figanını. Ama sonuçta mücadele devam ediyor. Şimdi Ercan balyasına vardı ama Osman varile doğru götürüyor aldığı balyayı. Kayseri 15 saniye geriden geliyor toplam sürelerde. Yapılacak bir hata burada daha pahalıya mal olabilir. İşte Ercan balyasını bıraktı. Osman'dan daha hızlı davrandı. Şu anda eşitlendiler mesafe olarak. Geniş bir manevra Osman'dan. O kadar geri gitti ki. Halbuki manevrayı çok daha rahat yapabilirdi. İşte Ercan renkli balyayı şimdi yer değiştirecek. Ercan bu işlem için biraz fazla geri gitti. Ama manevra yapmak için, riske atmamak için bunları yapıyorlar. Çünkü duba cezası 20 saniye biraz fazla. İşte Osman varilin üzerine balyayı bıraktı ama emin olamadı sanırım dengede durduğundan. İşte şu an dengede. Hiçbir sıkıntı yok. Şu ana kadar hatasız ilerliyor iki isim de. Ercan hızını arttırdı. Rakibinin önüne geçmeyi başardı şu anda. Biraz daha en azından son etaba geçerken elinden geldiğince saniye farkını açmak ve bu avantajı sonuna kadar kullanmak istiyor. Ercan son bir balyası kaldı. Renkli balya Kayseri tarafında yer değiştiriyor. Şimdi dönüp arka taraftan beyaz balyayı alacak. Ercan bu sırada o dediğimiz balyaya vardı bile. Şimdi hassas bir manevrayla onu söktü, aldı adeta. Herhangi bir darbe yok. Römorka temas yok. Temas sırasında dubanın düşme riski var. Osman'da da benzer bir hareket. Hassas bir manevra. Ve Ercan görevi tamamlıyor. Osman henüz uğraşırken. Ercan saniye farkını arttıracak. Hızlı bir şekilde ilerliyor. Ama ilerleyemiyor. Bir türlü vitesi değiştiremedi. Yine kendine kızıyor. Traktöre kızıyor. Kapıdan çıktı. Süresi tamam.
Şimdi Osman geliyor. O da süresini tamamladı. Yine de aradaki fark açılıyor. Her bir saniye kıymetli. Saliseler kıymetli. Bakalım kesin sonuçlarda fark ne kadar açıldı. Osman Köylü ikinci roundda 2 dakika 3 saniye ile bitirdi. Ercan farkı azar azar açıyor. 1 dakika 55 saniye ile bitirdi. 2 roundun toplamında Ercan 4 dakika 2 saniye, Osman 4 dakika 15 saniye. Osman ve Ercan'la birlikteyiz şu anda. İki etapta da yarıştılar bu başarılı yarışmacılar ve sana dönmek istiyorum. İki parkurda da yarıştın. Yarışma senin için nasıl gidiyor? Şu an gayet çok güzel. Her şey yolunda. Heyecanlısın. Heyecan da yerinde. Şu ana kadar çok güzel gitti. Balya etapında ışığı mı görmedin? Bir ara bir çıkış yapamadın. Işık traktörden kaynaklı değil de benden biraz geç davrandım. Işığı takip etmedim. Heyecana yenik düştüm. Heyecan da var tabii ki. Ama sonuçta iyi oldu. İki yarış da güzeldi. Aynen devam. Peki sana başarılar diliyorum. Ne dedi? Final. Final dedi. Peki sana dönmek istiyorum. İki etapta da yarıştın. Yarışma nasıl geçiyor? Yok, gayet güzel. Bazı ufak tefek aksilikler oluyor ama o kadar da olur. Hani ilk etapta dubalar benden kaynaklıydı. Orada da ekipmanın biraz sallanmasıyla varil devrildi. Ama yine de sürem o kadar kötü değil. 18 saniye bir farkımız var. İlk haftada da 40 saniye fark vardı benim rakiple aramda bu zamana, yani 3. etapa kadar. 1 dakika ona fark atarak ben kazandım. İnşallah burada da öyle yapacağım. Sen de finaldeyim diyor musun? Aynen. Aynen dedi. Acaba kim finale gidecek? Biz de bu sorunun cevabını arıyoruz gerçekten. 3. etapta neler olacak? İzmir-Eskişehir mücadelesi yetenek parkuruyla devam ediyor. Hexafarm kapısına Eskişehir temsilcisi Cansu ve Başak Agri kapısında da İzmir temsilcisi Burak yerini aldı. İki yetenekli pilot bu parkurda da hünerlerini sergileyecekler. Işıklar yanmaya başlıyor. İki yarı finalist final yolunda birbirlerine üstünlük kurmaya çalışıyorlar. İşte yeşil ışık, işte duelo vakti, işte Cansu, işte Burak. Burak önce renkli balyaya yöneldi. Cansu da önce renkli balyanın yer değiştirme görevini sağlayacak. Ardından beyaz balyalara geçilecek. İşte Burak hızlı bir hareketle diğer noktaya renkli balyayı bıraktı bile. Cansu da son derece dikkatli. Dubayı düşürüp 20 saniye ceza almamak için. Cansu bu yarı finale gelirken kadınların yarıştığı özel bölümde en hızlı kadın çiftçi olmayı başarmıştı. Şimdi yarı finalde daha da zorlu rakipler var. Çünkü her biri şampiyon adayı. Her biri bulundukları haftada 9 kişiyi geride bırakarak buraya geldiler. İşte yetenekli pilotlar mücadelesini sergiliyor. Şu anda Cansu ilk beyaz balyasında, Burak ise ikinci beyaz balyayı römorka götürmeye çalışıyor. Cansu biraz risk aldı. Bir darbe geldi ancak yıkılmadı. Şimdi balya römorka doğru gidecek. Cansu, yetenekli pilot, kadın çiftçileri temsil ediyor arenada. Ve şu ana kadar güzel mücadele ediyor. Rakibi çok zorlu. Rakibi toplam sürelerde 24 yarı finalist içerisindeki en hızlı dördüncü ve bu haftanın da seri başı olarak sahaya çıkan pilotu. İşte Burak 4 balyayı da tamamladı. Şimdi kapıdan çıkma zamanı. İzmirli genç yetenek oldukça hızlı. Artık duelodaki süre farkını açmak için bekleyecek. Şimdi kapıdan çıktı ve süre farkı açılmaya başladı. Eskişehirli Cansu sahaya çıktığında eleme bölümlerinde arenanın en iyisi benim demişti ve kadın çiftçiler arasında en iyi olduğunu da ispat etti. Son anda duellolarda rakibi İzmir temsilcisi diğer kadın çiftçiyi geçmeyi başarmıştı. Son anda bir hamleyle geçmişti. Ancak onun burada süresini şöyle bir hatırladığımda diğerlerinden daha iyi olmayı başarmıştı. Ancak burada rakibini yenmek için çok daha hızlı olmak gerekiyor. İşte şu anda Burak saniye farkını sayıyor adeta. 40 saniye fark oluştu henüz bu roundda. Görevini layıkıyla yapmaya çalışan Eskişehirli Cansu şu ana kadar hatasız ilerledi. Römorka bir darbe, duba sallanıyor, düşmedi. Belki de bir mucize yaşandı. Sert bir rüzgarda bile düşebilirdi o.
ama darbede düşmedi. Şu anda hatasız ilerliyor Cansu. Son görevi de tamam. Artık kapıdan çıkacak ki bir dakikanın üzerinde fark oluştu henüz ilk roundda. Yine de oldukça başarılı. Burada zorlu bir görevi bitirmenin mutluluğuyla kapıdan çıkıyor. Şimdi ikinci rounda geçiyoruz. Ama öncesinde bakalım fark ne kadara çıkıyor. Cansu biraz risk aldı. Rakibi çok zorlu. İşte Burak 4 balyayı da tamamladı. Şimdi kapıdan çıktı. Burak Özçiftçi 1 dakika 28 saniyede tamamlamayı başardı. Cansu ise 2 dakika 45 saniyede. Yetenek parkurunda izleyeceğimiz son mücadele için de hazırız. Hexafirm kapısına Burak geçti. Başak Agri kapısında Cansu yarışacak. Artık bu mücadelenin ardından Remork'la mücadeleye geçilecek. Performans etabına geçilecek. Gözler ışıklara çevriliyor. Son mücadele için herkes hazır. İlk kırmızı, ikinci kırmızı, üçüncü kırmızı ve artık yeşil. Artık mücadele vakti diyoruz. Duello'da bakalım. İkinci roundda daha da hızlanacak mı iki isim? Hızlıca Remork'a vardılar. Beyaz balyalar alınıyor. Öncelikle yakın taraftaki varilin üzerine yerleştirecekler. İkisi de benzer bir hamleyle ilerliyor. Burak ilk balyayı bıraktı. Her şey yolunda. Cansu bırakıyor ancak biraz dengesiz. Şimdi o da bıraktı emniyetli bir şekilde. Ve görevlerin ilki tamam. Bir darbe geldi Remork'a Burak tarafından ancak duba düşmüyor. Yine şanslı yarışmacılardan biri Burak oldu. Renkli balya şimdi yer değiştiriyor. Cansu da benzer hareketlerle ilerliyor. Rakibinin aynısı. Ancak biraz geç kaldı. Şimdi fark açılmaya başladı. Burak yine hızlı. Yine yeteneğini konuşturuyor. Şimdi arka tarafa geçiyor. Nedense balyayı oradan almayı tercih etti. En azından bitirdiğimde kapıya yakın tarafta daha hızlı bir çıkış yapmaya çalışacak belli ki. Cansu da benzer bir manevra yapmaya çalışıyor. Ancak hayır, o yakın taraftan balyayı alacak. Bir darbe gelir mi Remork'a? Duba düşer mi? 20 saniye eklenir mi? Hayır, Cansu dikkatli. Aman diyoruz, işte o darbe geldi ve işte o duba düştü. Hassas bir şekilde balyayı alırken kolların Remork'a çarpacağını hesap edemedi Cansu. Şimdi varil düşer mi bilmiyoruz. Son derece dikkatli. Balyayı bıraktı, herhangi bir sıkıntı yok. Burak bu arada son görevi tamamlamak üzere. Hızlı pilot balyayı şöyle bir vurdu varilin üzerine ve adeta varili yerine sabitledi. Burak görevini tamamladı ve şimdi varili deviriyor Cansu. Burak kapıdan çıkarken balyayı da olduğu yere bıraktı tabii ki. Varil düzeldi, balyayla şimdi uğraşacak. Balya şanslı ki orada dik duruyor. Şimdi varili bir kez daha düşürür mü bilmiyoruz ama tekerlek varile temas etmek üzereydi. Dedi ki bu açıdan onu düzenli bir şekilde alamam, yerine koyamam. Ve şimdi bir darbe daha geldi. İstediği açıyı tutturamadı Cansu. Heyecan artıyor, baskı artıyor, endişe artıyor. Geçen saniyeler. Maçlara başlarken Cansu rakibinin güçlü olduğunu biliyordu. En azından buraya gelmek de bir başarı. Yarı finalde daha çok eğleneceğim demişti. Ve sahada zorlu bir pistonu bekliyordu. İşte şu anda balyayı yerden aldı. Manevralarını yapıyor. Yine de dört dörtlük yarıştığını söylemek lazım. Cansu güçlü rakibine karşı saniye avantajını epey kaybetti. Artık son etapta umutlarını yeşertmek için belki de son şansı diyorduk bu son roundda. Ama onu da elinden kaybetti. Belki de şu anda ve bir kez daha düşüyor. Bir kez daha düşüyor. Artık Cansu ikincisine mi yönelecek bilmiyorum. Hayır, tekrar balyaya yöneldi. Teknik ekip hemen orada varil düzeltti. Görev tamam ancak balyayı oradan almak mümkün değil. Şimdi değişik bir açıdan deneyecek. Cansu yılmıyor. Mücadele devam. Eskişehir'in takdirini topladı Cansu. Güzel mücadele etti. Başarmak için elinden geleni yapıyor. Yetenekli pilot bir türlü istediği şekilde varilin üzerine bu beyaz balyayı bırakamadı. Şimdi balya artık iyice sıkıştırdı onu. Dik mi yan mı anlayamıyorum şu anda ama görünüşe bakılırsa balya bir şekilde varilin üzerine gelecek. Tahmin ediyorum ki yan duruyor. Bıraktığında daha rahat anlayacağım. Evet, yan gözüküyor.
Onu dik bir şekilde istiyoruz. Ama bu görevin farkında değil şu anda Cansu. Heyecandan unutmuş olmalı. Yeni bir varile gidiyor, yeni bir balyaya gidiyor. Ancak onu düzeltmesi için saniyeler epey ilerleyecek. Şimdi o görevine devam ederken daha iki düzeltiyorum. Bir balya var yerine geçmesi gereken ama bir de düzelmesi gereken balya var. Şimdi Cansu yeterince doğru bir açıda gelemedi. Daha geniş dönecek. Artık römork etabını düşünüyoruz bizler. Çünkü Cansu burada geçen saniyelerde hemen hemen duellodaki şansını yitirmiş gibi gözüküyor. Çünkü sahanın en hızlı ismi yarı finalin dördüncü haftasında Burak, Cansu'nun rakibi ve görevini tamamlayalı epey bir süre geçti. Cansu yeni bir balya, son beyaz balya varilin üzerinde yerini alacak ve ardından çıkış kapısına yönelmeye çalışacak tahmin ediyorum ki. Fakat biz onu balyanın dik durması konusunda uyaracağız. Bakalım uyarıları dikkate alacak mı? Şimdi yeni bir varilin üzerinde balya yerini aldı. Ve bu görev sağlıklı bir şekilde tamam. Cansu artık son bir balyasını düzeltmek zorunda. Onun dik olmadığını henüz fark edemedi. Eğer düzeltmeden çıkarsa cezai bir işlem uygulamak zorunda kalacağız. Ancak onu fark etti. Şimdi onu düzeltmeye çalışacak. İşte büyük bir mücadele daha. Bakalım. Önce onu yere indirmesi gerekiyor. Ardından düzeltmesi gerekecek. Cansu bunu da başarabilir. Önce bir yere fırlattı. Şimdi yan açıdan gelecek. Onu düzeltmeye çalışacak. İşte geçen vakit. Dile kolay. Hesabı zor bir vakit. Şansını neredeyse sıfıra indirecek bir vakit. Cansu artık onu nasıl düzelteceğini hesap ediyor. Ama şu an yapmaya çalıştığı hareket doğru bir hareket değil. Herhalde tekrar havadan fırlatacak onu ve düzeltmeye çalışacak. Şu anda gözler Cansu'da, tekrar bırakıyor ve tekrar yan düşüyor. Tabii ki onu öyle düzeltmek mümkün değil. Yan açıdan gelmesi gerekiyor. Şu an ne yapacağını o da anlayamadı. Bir türlü istediği hamleleri bulamıyor. Herhalde kenarından tutup kaldırmayı deneyecek. Ama yan açıdan aldığında onu düzeltebilir. Eskişehirli Cansu. Heyecandan, panikten doğru hamleyi bir türlü yapamadı. Bizler de şimdi doğru hamleyi tarif etmek üzere yanına doğru geleceğiz. Yan açıdan yapmak zorunda. Bir türlü başaramadı. Ve şimdi artık yön tarifi geliyor. Hakem doğru manevrayı kendisine anlattı. Cansu da doğru diyorsun dedi ve şimdi yan açıdan gelecek. Balyayı dik tutmak için bir fırsatı olacak. Evet, bu açıda daha rahat alabilir. Tutucu kolları üstten getirdiğinde onu dik yapması mümkün. Böyle bir açıda önce yerde çevirmesi gerekecek. Yine bir türlü olmadı. Hakem yan taraftan dönüp gel diyor. Şimdi hakemin dediği şekilde ilerliyor. Artık Cansu geçen dakikalar, saniyeler onun umutlarını tamamen bitirdi. Artık görevi tamamlamak onun için yeterli olacak. Şu anda geldiği açı dik yapmak için yeterli. Ancak burada da kolların manevrasını değil de daha çok traktörün itme gücünü kullanıyor. Ve balya şu anda sanırım dik olacak. Biraz daha manevra yapması gerekecek. Evet, balya dik. Şimdi onu yerden alacak, varilin üzerine koyacak ve görev tamam olacak. Hakemin kontrolünde ilerliyor. Cansu şu ana kadar mükemmel yarışmıştı. Ancak son balya onu epey uğraştırdı. Her iki etapta da görevini layıkıyla yapan Cansu büyük bir takdiri hak ediyor. Son balya da tamam. Devrilir mi? Hayır, devrilmedi. Artık kapıdan çıkma zamanı. Sanırım son görevimi. Hayır, o da bitti. Tam aslında görevi bitmişti. Ve şimdi renkli balya. da düşüyor. Bir darbe geldi. Görevi tamamla aslında çıkabilirdi. Ve Cansu hatasını artık kapıdan çıkacak. Ve görevi tamamlayacak mı? Hayır. Renkli balyayı alacağım diyor.
Hakem çıkabilirsin diyor artık. Kapıdan çıkışını yapacak. Cansu da parkuru böylece tamamlamış oluyor. Son bir manevra yapmaya çalışıyor. En azından ön bitireyim diyor. Hakemin uyarılarını şimdi fark etti. Ve böylece yetenek parkurunu tamamlıyoruz. Cansu büyük bir takdir hak ediyor. Görevini tamamladı. Zorlu rakibine karşı şansı kalmadı ancak arenaya gelen çok yetenekli kadın çiftçilerden biriydi. Şimdi son parkura geçeceğiz. Artık galipler birer birer belli olacak. Final yolunda atılacak son adımlar birazdan karşınızda. Hızlıca römorka vardılar. Burak yine hızlı. Ve şimdi varili deviriyor Cansu. Ve bir kez daha düşüyor. Burak Özçiftçi ikinci rauntta 1 dakika 42 saniyede bitirmeyi başardı. Cansu Lökçü ise artık yarışmadan neredeyse tamamen kopmuş oldu. Çünkü 9 dakika 8 saniye gösteriyor süresi. İki raundun toplamında Burak Özçiftçi 3 dakika 11 saniye, Cansu Lökçü 12 dakika 14 saniye. Cansu ve Burak yanımda şu anda. İki etapta da yarışlar. Önce Burak'a söz hakkı tanıyacağım. Neler hissediyorsun? Yarışma senin için nasıl gidiyor Burak? Yarışma benim için güzel gidiyor. Öncelikle rakibimi tebrik ediyorum. Çok azimli yarıştı. Benim için de şimdilik iyi gidiyor. Sürelerimizi tam bilmiyoruz ama iyi bir sürede olmam lazım. 4 tekerlekli romokta belli olacak her şey. İyi olan kazansın. Bir kadına karşı yarışıyorsun. O güçlü bir kadın ayrıca. Diğer bütün kadınları eleyerek buraya kadar geldi. Bu benim için hani güzel bir şey aslında. Galiba Traktör Arena yarışmasında ilk bayan erkek yarışması bizimkiydi. İyiydi, güzeldi yani. Kendisi de gayet azimli yarıştı. Bundan sonraki hayatında başarılar. Peki, biz de sana başarılar diliyoruz. Cansu, sana döneceğim. İki parkurda da yarıştın. Balya etabında biraz sıkıntılar yaşadın. Evet, biraz zor oldu. Balya düşünce bayağı zorladı beni. O da zorlayınca parkuru yarıda bırakma şeyine kadar geldi. Sinirlendim, öfkelendim balya düşünce. Arkadaşa başarılar dilerim. Buraya katılmak güzel. Burada eğlenmek de güzel. İyi ki de katılmışım diyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Biz sana çok teşekkür ediyoruz. Daha hiçbir şey bitmedi biliyorsun. Gayet azimli yarıştın. Bunu da söylemek gerekiyor kesinlikle. Acaba 3. etapta neler olacak? Sonunda yarı finallerin 4.sünde de performans parkuruna ulaştık ki şu anda galipler birer birer belli olacak. Duelloların 2 tanesi birbirine yakın. Her sonuç olabilir. Burada çift round yapılacak. Çift dingilli römorkla performans asıl belirleyici olacak. Son duelloda ise açılan süre farkı Cansu'nun aleyhine gerçekleşmişti ve artık umutlarını neredeyse kaybetmişti. Şimdi performans parkurunda 3 tane galibi belirleyeceğiz. Onlar sıralanacak. 2 ve 3 tekrar maça çıkacak ve ardından buranın büyük mücadelesini, finale gidecek bir kişiyi belirleyeceğiz. Önce ilk adım duellolar kaldığı yerden performans parkuruyla devam ediyor. Sevgili seyirciler, performans parkuruna başlıyoruz artık. Mücadele zamanı geldi. Bir yanda Kayseri, Semak Makine kapısında Şakir yerini aldı. Diğer yanda İzmir, Erşan Başak Agri kapısında yerini aldı. Arada fark oldukça az. Kapanmayacak bir fark değil, hatta her an her şey olabilir. Ufak bir hata belki de sonucu değiştirir. İşte kırmızı, işte mücadele, işte yeşil ve her iki yarışmacı çift roundluk bu mücadelenin ilkine başlıyorlar. Bakalım hangi usta isim burada daha iyi mücadele edecek. Eleme haftalarını hatırladığımızda İzmir temsilcisi Erşan burada zorlanmıştı. Ancak rakibini yenmeyi başarmıştı. Şimdi sadece kısa bir süre çalıştım, buraya geldim dedi. Bakalım çalışmasının karşılığını alabilecek mi? Kayserili rakiplerini yenmeyi başarmıştı. Ancak onda da heyecan çok büyük. Eleme haftası farklı, yarı final farklı, artık iddia büyük, başa baş mücadele son derece çetin geçiyor. Bir yanda Erşan, bir yanda Şakir. İşte Şakir biraz tutuk kalan isim. Erşan hızlı geldi ancak hata yaptı. İleri gittiğinde durumlar eşitlendi. Şimdi manevralar karşılıklı.
Bir türlü istedikleri hizayı tutturamayan iki yarışmacı sürekli ileri geri manevralarla vakit kaybediyorlar. Ancak birbirlerine karşı üstünlük kurmaya çalışacaklar. Toplam saniyeler burada önemli. Erşan en azından römorkta daha ileride olan isim, ancak kontrolü sağlayabildi mi? Hayır. Çünkü o da bocalıyor, Şakir de bocalıyor. Bir türlü istediği gibi götüremiyorlar traktörü. Halbuki daha sakin olsalar belki de istedikleri ritmi bulacaklar. Şimdi göbeğe doğru giden ilk isim Erşan oluyor. Girmeye başladı. Şimdi dar bir dönüşte ilerleyecek. Kayseri'li yakalıyor mu? Evet, o da göbeğe girmeyi başardı. Hatta şu anda hizası daha düzgün diyebiliriz. Hızını bir miktar arttırdı. Erşan da hızını arttırarak cevap verdi. Şu anda Erşan belki 1-2 metre önde. Ancak göbekten çıkıldığında durum çok değişik olabilir. İşte Erşan bir hata yaptı. İleri aldı ve rakibine gün doğdu. Kayseri şu anda durumu eşitledi. Şu anda yeni bir sayfa açtık adeta. Aynı anda başlıyorlar. Erşan'ın 8 saniyelik, 7 saniye civarında bir avantajı var. İşte bunun faydasını görecektir eminim. Çünkü başa baş mücadele sonuna kadar gidecek gibi. Şimdi hakem müdahaleye hazırlanırken Kayseri hemen kendini toparladı. Erşan da toparlamaya çalışıyor. Şu anda mesafeler hemen hemen eşit. İkisi de düzgün bir hiza tutturdu. Şimdi ileri giden Erşan. Kayseri toparlayabilecek mi? Sanki o da bir manevra yapacak. Erşan gelmeye başladı. Mesafe olarak Kayseri önde. Şimdi birbirlerine dahi bakmıyorlar. Tek dertleri römorkla mücadele etmek. Şimdi Erşan mesafe olarak önde. Kayseri bir durdu. Kayseri geliyor. İzmir geri gidiyor. Şimdi Kayseri. Gözü artık kapıda. Son metre ve süresini tamamladı. Kayseri tamamladı. Geçen saniyeler aradaki farkı kapatıyor. Erşan süreyi durdurdu mu? Evet, hakem okey diyor. Ve süreler tamam. 7-8 saniyelik fark indi 1-2 saniyeye. İşte ikinci round çok daha çetin, çok daha başa baş geçecek. Erşan Bulur 2 dakika 46 saniyede tamamladı. Şakir Karagöz 2 dakika 41 saniye. Performans parkurunda bu ikili arasında izleyeceğimiz son mücadele, ancak öyle bir riskli mücadele ki arada sadece 3 saniye var. Az önce 8 saniyeyle başlayan fark 3'e kadar indi. Erşan Semak makine kapısında 3 saniye avantajı elinde bulunduruyor. İzmir'in gözü üzerinde. Şakir bir önceki düelloda önde bitirmeyi başardı. Benzer performans onu galibiyete taşır. O da Kayseri'nin gözü üzerinde olacak Başak Agri'de. Işıklar yanmaya başlıyor. Son bir mücadele bu ikili arasında. Bakalım hangi isim kazanacak ve yeşil ışıkla düello başlıyor. Römork'la mücadele başlıyor. İzmir-Kayseri mücadelesinde hangi isim daha iyi gidecek, hangi isim kazanacak? İşte çılgınca ilerliyor her iki isim de. Çamurlu bir pist, daha da zor bir mücadele. Ancak bu şartlar altında birinci belirlenecek. Herkese eşit şartlar, herkes çamur içinde. Herkes zorlu ve şu anda ileri yönlü ilk varan Kayseri oluyor. Erşan 3 saniye önde toplam sürelerde. Ancak 3 saniye demek, az önceki performansın bir benzerini yakalarsa Şakir aradaki farkı kapatabilir. Heyecan, baskı şu anda hataya sebebiyet veriyor ve hizaları bozuyor. Ancak Osman, düzeltiyorum, ancak Kayseri temsilcisi Şakir güzel gidiyor, iyi bir ritim tutturdu. İlk rounddaki tecrübelerinden faydalanıyor. Agresif gitmemem lazım diyor. Sakin gidersen bu işi başarırım diyor ki şu anda onu başardı. Römork adeta bir ok gibi ilerliyor ve şu anda göbeğe girişini gerçekleştirdi. Şakir hatasız gidiyor. Şakir hızlı gidiyor. Rakibinden hızlı gidiyor, ancak temposu çok güzel. Hataya mahal vermeyecek kadar güzel. Şimdi hakemin kontrolünde. Erşan abi sağ dışına biraz çıkınca hakem biraz ileri al, tekrar devam et dedi. Şimdi göbekten çıkmak üzere Şakir. Erşan ise hatası hız yapmaya çalışınca daha da artıyor. Römork bir türlü istediği gibi gitmiyor. İlk roundda başa baş mücadele. Şimdi Kayseri'nin üstünlüğüyle ilerliyor. İzmirli bir türlü başaramadı. Henüz römork göbeğe girmiş değil.
Artık Şakir geliyor. Artık Kayseri galibiyete doğru yürüyor. Şakir çok güzel bir hiza tutturdu. Bu sefer istediğini elde etti. Rakibine dönüp bir kez bakmadı. Bir kez ileri gitmedi. Şakir artık gözünü galibiyete dikti. Son metre. Son bir. Son 50 santim. Orada bekledi. Nedense gitmiyor. Hizasını düzeltmeye çalışıyor ve süre tamam. Son 3. Son 2. Son 1. Ve artık resmi olarak galip Kayseri Şakir oluyor. Ve adını galipler listesine yazdıran ilk ismin birazdan toplam süresini öğreneceğiz. Ve galibiyetin aklı sevincini yaşayacak. Birazdan 2 yeni isim, 1 yeni galip elde edeceğiz. Tam süreler ardından tekrar buradayız. Çılgınca ilerliyor her iki isim de. İlk varan Kayseri oluyor. Şakir güzel gidiyor. Göbekten çıkmak üzere Şakir. Ve süre tamam. Erşen Bulur 2 dakika 38 saniyede tamamladı raundun ikincisini. Şakir Karagöz hızını arttırdı. 2 dakika 13 saniyede bitirdi ve süre toplamında 10 dakika 26 saniye elde ederek Erşen Bulur'u geride bırakarak duellonun galibi oldu. Erşen abiyle birlikteyiz şu anda. Erşen abi final etabına kadar geldi. Üçüncü etaba kadar geldi ancak rakibine karşı mağlup taraf oldu. Erşen abi günün başından beri çok iyi ilerlemiştin aslında. İki etapta da öndeydin. Ne olduysa oldu, final parkurunda oldu. Ne oldu bize anlat. Diğer parkurlarda tecrübem olduğu için çok geri kalmadım, önde gitmiştim. Bizim yöremize ait dört teker romork çok yaygın değildir. O yüzden onunla bir yatkınlığımız yok. Biraz çalışmayla bu kadar oluyor. Arkadaş iyi yarıştı. Tebrik ediyorum. Önceki yarışlarında ailenle gelmiştin, çocuklarınla gelmiştin, uğurlarınla gelmiştin. Bu sefer onları göremedik. Acaba bir etkisi oldu mu? Yok, onlar oradan da duacı oluyorlar ama tabii nasip olmadı bu sefer gelmek, istiyorlardı. Denk gelmedi şartlar. Belki bir dahaki senelere yine gelirler. Erşen abi sana veda etmek durumundayız. Yarışma senin için sona erdi. Sana çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bu yayını geçen herkese, bu etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Şakir'le birlikteyiz şu anda. Şakir performans parkurunda yarıştı. Erşen abiye karşı yarıştı. Aslında günün başından beri başa baş ilerliyorlardı ama romork etabında ona fark atmayı bildi. Şakir, galip oldun, galip taraf oldun. Senin yarışını bir kere daha izleyeceğiz. Neler hissediyorsun, ne söyleyeceksin? Heyecanlıydım, çok heyecanlıydım. Heyecanımı bir nebze de olsa yendim şu anda. Yani diğer arkadaşların dört teker performansını bilmediğim için. Ama yine de diğerlerinde benim talihsizlikler başıma geldi. Mesela orada Dubai unuttum. Burada aynı traktör tek çekerdeydi. Heyecan oldu. Yani o şekil sıkıntılarım oldu. Başa baş geldik sonuna kadar. Hani 3-5 saniye. İlk etapta da böyle oldu. Orada da salise farkıydı. Ama dört tekerde biz kendimiz kullandığımız için çocukluğumuzdan beri. Yani o şekilde tecrübemiz var. Ayrıca buradan da selam söylemek istiyorum eğer izniniz olursa. Tabii ki. Aileme, biricik eşime, eniştem İhsan Küçükşahin'e ve bütün Yeşilsar halkına selam söylüyorum. Peki büyük farkların nasıl böyle kapandığını gördük aslında bu yarışma içerisinde. Senin yarışını tekrar izleyeceğiz. Sana başarılar dileriz. Teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, ilk galibin ardından ikincisini belirleme vakti geldi, çattı. Sahada bir Kayserili daha var, o da Osman ve Başak Agri kapısında yerini aldı. Rakibi Sakarya, Ercan, o da Semak makine kapısında ve Ercan'ın, Sakarya'nın 22 saniyeye yakın bir süre avantajı var. Önemli bir avantaj ama sahada zemin kötü, her şey belli olabilir. Işıklar yanıyor, artık mücadele vakti. Kayseri Sakarya, motor devirleri en üstte, yeşil ışık ve çıkışlar yapılıyor. Sevgili seyirciler, bu ana gelene kadar iki yarışmacı da başa baş mücadeleyi sürdürdü. Yarı final öncesinde eleme haftalarında Osman buraya birincilikle gelmeyi başarmıştı. Rakibini yenmeyi başarmıştı. Ancak römorkla performansı genel ortalamanın biraz üzerinde kalmıştı. Ercan'ı hatırladığımızda çok güçlü bir rakibine salise farkıyla burada kaybetmişti. Ancak hafta ikincileri içerisinde
en iyi ikinci sıraya yerleşerek yarı finale çıkmaya hak kazandı. Römork'ta performansı çok güzeldi, öyle hatırlıyoruz. Ve hatta önde olduğu mücadeleyi son düzlükte kaybettiğinde de kendine o kadar çok kızmıştı ki röportaj sırasında bile sakinleşmesi zor olmuştu. İşte şimdi bütün her şeyin telafisi yapıldı. Burada elendiği parkurda bir kez daha yarışıyor. Şimdiki rakibini yenmeye kararlı. Süre toplamına göre bir galip belirlenecek ve o toplam sürelerde Ercan'ın avantajı var. Şu anda da römorkla önde giden isim Ercan. Daha rahat kontrol eden isim Ercan. Zemin kötü. Tek fren yapıldığında traktörün biraz daha fazla kaydığını görüyoruz. Geçen hafta bu kadar zorlanmamıştı yarışmacılar. Zemin biraz çamurdu. Traktör hiçbir zaman kaymıyordu. Ama bu sefer yoğun bir yağış alan arena sahası iyice çamurlaştı, kontrolü zorlaştı. Ancak Ercan bu zorlu şartlara rağmen rakibinin önünde göbekten çıktı bile henüz Kayserili Osman Dağ göbeğe girişini yaparken. İşte Ercan toplam sürelerde 22 saniyelik avantajının üzerine belki de bir 20 saniye daha eklemek üzere gözünü finish kapısına dikti. Hiçbir zaman ileri bile gitmedi. Hatasız ilerledi. Temposu çok güzel. Gözü kapıda. Gayet iyi ilerliyor. Traktörün kontrolü harika. Römork yolun ortasından neredeyse hiç ayrılmadı. İşte gözü kapıda. Artık son 5 metre. Son 4 metre. Son 3. Son 2. Son 1. Ve ilk round'un galibi belli. Ercan müthiş bir tempoyla bitirdi. Saniyeyi durdurdu. Şimdi gözler Kayseri'de, şimdi gözler Osman'da. Geçen saniyeler onun çok ciddi aleyhine işliyor. Çünkü 22 saniye olan fark şu anda 42 saniyeye çıktı. Çıkmaya devam ediyor. 45 saniye oluyor. Devam ediyor. Osman devam edemiyor. Bir türlü istediği gibi devam edemiyor. Ercan artık İkinci rounddaki galip gelme ihtimalini o kadar ciddi arttırdı ki Osman bununla nasıl başa çıkacak bilemiyoruz. Ancak şu anda duellonun ilk roundunun galibi Ercan. O da rakibini izliyor. Bizler de izliyoruz. Her geçen saniye aleyhine işlemeye devam ediyor. 50 saniyeyi aştı fark. Bir kez daha hatalı gitti. Traktör neredeyse römorkta terse döndü. Epey ileri alıyor. Heyecan arttıkça, baskı arttıkça hatalar da artıyor. Artık son 1 metre, son yarım metre ve o da süresini tamamladı. İşte ilk round, işte hatalar ve durum ortada. Açıdan fark kapanabilecek mi bilmiyoruz ama sahada Kayseri için bir mucize gerekiyor. Sakarya'nın kazanma ihtimali yüksek. Tüm ihtimalleri gerçeğe dönüştürmek için bir round daha buradayız. Daha rahat kontrol eden isim Ercan. Ercan göbekten çıktı bile. Temposu çok güzel. Ve ilk round'un galibi belli. Ercan müthiş bir tempoyla bitirdi. Ercan Ayaz 2 dakika 21 saniyede bitirdi. Rakibiyle arasında açık olan fark daha da açıldı. Çünkü Osman Köylü 3 dakika 28 saniyede tamamladı. Ercan Başak Avri kapısına geçiyor. Galibiyetine belki de son bir round kaldı ve diğer tarafta Kayseri temsilcisi. O da Semak makine kapısında 1,5 dakika geride ve bu rounda bakalım mucizeyi gerçekleştirebilecek mi? Gözler ışıklarda. Ercan heyecanı hala üzerinde. Osman bir mucize için yeşil ışıkla çıkışını yapıyor. Bakalım römorku kontrol ederken. Bitirme süresinden çok daha hızlı olurken Ercan yavaş kalabilecek mi? Ama bunun aksini ispat etmeye daha ileri yönlü başladı Ercan. Ve daha yüksek bir viteste, daha yüksek bir hızla ileri yönlü gitmeye başladı. Ercan yarı finallere gelirken pişmanlıklarını geride bıraktı. Römorka çok iyi hazırlandı ancak bu sefer de karşısına çamurlu bir pist çıktı. Hiç de hazırlanılacak bir pist değil. Buranın şartlarına hemen ayak uydurmak gerekiyor. Buranın şartlarına göre manevra yapmak gerekiyor. İşte bu da yetenek gerektiriyor. Şimdi bu yeteneğini daha iyi kullanan Ercan 1,5 dakikalık süre farkıyla sahada mücadele ediyor. Ve rakibi Osman bu farkı kapatmak için
daha iyi mücadele etmesi gerekiyor Ercan'dan. Ki şu anda Ercan önde gidişini sürdürüyor. Artık galipler listesine yazılacak ikinci isim metre metre belirlenmeye başlanıyor. Ercan'ın adını neredeyse yazdık. Belki de soyadının birkaç harfi kaldı. Çünkü şu anda bile, bu roundda bile epey bir önde götürüyor mücadeleyi. Ve şu ana kadar ileri bir manevra yapma ihtiyacı hissetmedi. Traktörle geri gidişi çok güzel. Hizası çok güzel. Temposu çok güzel. Hakimiyeti güzel. Römork yolun ortasından hiçbir zaman ayrılmadı. Ercan belki bu çamurlu zeminde önceki iki yarışmacıdan da daha iyi bir tempo tutturdu, daha iyi bir hiza tutturdu, öyle diyebiliriz. Adını galipler listesine yazdıran şu an Kayseri. İkincisi Sakarya olmaya çok yakın. Ercan göbekten çıkıyor. Osman henüz göbeğe girmiş değil. Ercan artık galibiyetini resmi olarak ilan etmek için son 30 metreyi kat etmek üzere. Römork da yavaş yavaş ama tempolu bir şekilde geliyor. Ercan bu sahaya çok güzel uyum sağladı. Çamurlu zemine harika uyum sağladı. Traktörün uygun vitesini, uygun gazını, debriyajını seçiyor. Römorku harika kontrol ediyor. Artık Ercan galipler listesine doğru ilerliyor. Soyadını da yazdık. Son bir harf kaldı. Son bir metre kaldı. Ercan ilerliyor ve süresini tamamlıyor. Galibiyetini açık ara farkla ilan ediyor. Şimdi kesin sonuçlar ekrana yansıyor. Bakalım galipler sıralaması değişiyor mu? Ardından son iki isim çıkacak ve bir galip daha arıyoruz. Ercan ilerliyor ve süresini tamamlıyor. Ercan Ayaz 2 dakika 24 saniyede tamamlayarak galibiyetini ilan etti ve bu sırada Osman'ın süresi durduruldu. Böylece toplam sürelerde Ercan Ayaz 10 dakika 9 saniye ile galipler listesine adını yazdırdı. Osman Şanlı yanımda final etabında yarıştı ancak rakibine karşı galip taraf olamadı. Osman nasılsın diye başlamak istiyorum. Vallahi iyiyim ancak dörtlü remok tamamen tecrübe işi. Hani bizim o taraflarda dörtlü remok kesinlikle hiç kullanılmıyor. Ama hani hiç kullanmayan bir adama göre dörtlü remok bayağı bir zor. Ama yine de ben yaptım. Olduğu bu kadardı. Sağlık olsun. Hak eden alsın diye. Bence gayet de iyi geldin. Çünkü önceki yarışlarını hatırlıyorum. Yarı finale kalmış bir isimsin sen. Yarı finale kalmak çok kolay bir şey değil açıkçası. Evet, evet doğru söylüyorsunuz. Hayırlısı diyelim, kısmet. Bence hakkını verdin ama sana veda ediyoruz üzülerek. Emeklerin için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ercan şu anda yanımda. Üçüncü etapta performans parkurunda yarıştı ve rakibinden çok daha iyi bir skorla onu elemeyi başardı. Finale doğru yürüyor diyebilir miyiz senin için? İnşallah. Allah'ım izin verirse final. Nasıl geçti? Çok güzel geçti. Birinci parkur, ikinci parkur, üçüncü parkur. Düello'daki arkadaşıma da başarılar diliyorum artık bundan sonraki hayatında. Çok heyecanlı geçti ya bildiğiniz gibi değil. Heyecanlıyım konuşamıyorum. Yarıştan çıktım evet. Şimdi. Final diyorum. Final diyorsun. Edin elleri işte. Seni izleyeceğiz. Bir kere daha izleyeceğiz. Yarı finale iki tane Edin elleri çıkmış herhalde. Bildiğim kadarıyla. Biz de takibindeyiz devamlı bu işin. Edin ellere karşıyım. Ercan, sana başarılar diliyorum. Umarım şans senden yana olur. İnşallah. Sevgili seyirciler, performans parkurunda izleyeceğimiz son ikili başından beri mücadele eden bir yanda Burak Başak Agri kapısında, bir yanda Cansu Semak Makine kapısında. İşte bu ikilinin mücadelesini merak ediyorum. Süre farkı oldukça fazla. Cansu'nun kazanma ihtimali yok. Ancak buradaki mücadelesi merak konusu. Çünkü Cansu dediğine göre köylerinde sürekli çiftingilli römorkla mücadele ediyorlar. Ve Burak'ın performansı da önemli. Galipler listesini değiştirebilir. İşte merak edilen soruların cevapları. Işıklar bir bir yanıyor. Kırmızılar tamam. Ve yeşil ışıkla artık düello zamanı İzmir-Eskişehir arasında. Evet, yerdeki tümseklerden traktörler, römorklar zıplaya zıplaya geçti. Hızlar artıyor çamurlu pistte.
Hangi isim daha güzel mücadele edecek artık bunu arıyoruz. Çünkü süre farkında zaten Cansu neredeyse ihtimalini tamamen kaybetti. Çünkü Burak bu pistlerin en hızlı dördüncü pilotu yarı finalistler arasında ve bu haftanın da seri başı olarak sahaya çıktı. Toplam süreler bu 6 yarışmacı arasında da en iyi süreye sahip Burak gözüküyor ve römorkla da iyi bir yarış sergilemişti. İşte ilk hata Cansu'dan geliyor. Römorkun hizasını bozdu. Hakem uyardı, ileri gitmen lazım dedi. İşte Cansu toparlamaya başladı. Şimdi Burak hatasız ilerliyor, kontrollü ilerliyor. Bakalım Burak iyi bir süre imza atarsa galipler listesini de değiştirebilir. Her iki raundunu da 2,5 dakikada bitirse bile galipler listesinin bir numarasına yerleşebilir. Ancak şu anda gidişatı fena değil. Temposu biraz düşük kaldı diyebiliriz. Son metrelerde belli olacak. Şu anda 1,5 dakikaya yaklaştık. Ve Cansu'ya gözler çevrildiğinde bu zor zeminde istediği gibi gidemiyor. Şu anda gözler yine Burak'ta. Göbekten çıkmak üzere. Hakem Cansu'yu bir kez daha uyardı çünkü römork da istediği gibi gidemedi. Şimdi Burak'a dönüyoruz. Burak bitirme süresi önemli. İlk roundu tamamladığında ikincisine referans olacak. Ancak ikincisinde daha hızlı olacak gibi gözüküyor. Burak göbekten çıkışını yaptı. Tam sınırdan ilerliyor. Güzel gidiyor. En azından hatasız ilerliyor. Temposu iyi. Şimdi Burak hakemden uyarı aldı. Biraz sınır dışına çıkınca şimdi dur tekrar devam et dedi hakem. Hakemin kontrolünde ilerliyor. Şimdi tekrar devam ediyor yoluna. Ve şimdi artık son virajı da atlattı. Burak yoluna devam ediyor. Süreler 2.15'e doğru yaklaştı. İkinci etapta, ikinci roundda daha hızlı olacaktır. Son yarım metre ve süresi tamamlandı. Burak güzel mücadeleyi 2,5 dakikaya yakın bir sürede tamamladı. Ve ikinci round içinde güzel bir mesaj veriyor. Görünen o ki galipler listesinin bir numarasına yerleşme ihtimali oldukça yüksek. Artık Cansu şu anda hakem müdahale ediyor. İlk roundda Burak tamamladığında artık devamının bir gereği yok. Çünkü zaten kazanma ihtimali burada sona ermişti. İkinci roundda tekrar deneyecek Cansu. Ancak gözler yine Burak'ta olacak. Galipler sıralamasını değiştirebilecek mi? Burak Özçiftçi 2 dakika 19 saniyede bitirmeyi başardı. Yarışmanın diğer ismi Cansu Lökçü rakibi bitirdiğinde süresi durduruldu. Arena topraklarında güneş yine yüzünü göstermeye başladı. Yağmur bulutlarının arasından. Şimdi yeni bir duelloya hazırız. Bu ikili arasında izleyeceğimiz son duello. Burak bitirme süresine göre 3 dakikada bitirse bile galipler listesinin bir numarasına yerleşebilir. Cansu ise yine bu parkurda bitirmeyi deneyecek. Toplam sürelerde bir ihtimali kalmadı. Şimdi gözler ışıklarda. Eskişehirli ve İzmirli pilotlar, yarı finalistler sahada. Ve şimdi yeşil ışıkla ikinci rounda başlıyorlar. Çıkışlar yapılıyor. Arenanın zorlu toprakları yağmurla beraber çamura dönüştü. Şimdi traktörün kontrolü daha zor. Ancak bu pilotlar hepsi yetenekli. Her biri şampiyon adayı ve bu zorlu şartlara rağmen bu şampiyonluk ipini göğüslemeyi başaracaklar. Bir kişi traktöre ulaşacak, bir kişi 3. sezonun şampiyonu olacak. Bunun için sahaya tekrar çıkacak 3 aday belli. Bir tanesi Edirne'den Hayati, ikincisi Tokat'tan Ahmet, üçüncüsü yine Edirne'den Ersin ve bir dördüncüsü bugün belirlenecek. Bu anlarda belirlenecek ama öncesinde birer birer galipler sahneye çıkıyor 4. yarı finalde. İşte galipler listesine artık adının yazılacağı kesin olan İzmir temsilcisi şimdi geri geri güzel bir şekilde geliyor. Burak galipler listesini değiştirebilecek kadar hızlı ve şu andaki performansına bakılırsa da gayet iyi gidiyor. İkinci roundda daha da hızlı bir süre elde edecek gibi ve böylece listenin bir numarasına yerleşecek. Şu anda gözüken tablo sahanın ikinci hızlı ismi Ercan. Ve üçüncü hızlı ismi Kayseri temsilcisi Şakir'le beraber bir duelloya daha çıkacaklar. Ardından Burak'ın rakibi olacaklar.
Görünen tablo son metrelerde de değişmeyecek gibi. Çünkü Burak, İzmirli Burak göbekten çıktı ve güzel gidişini sürdürüyor. Cansu da iyi gidiyor. Bu sefer göbeğe girebildi ve rakibinden çok da geride kalmadı diyelim. Çiftingili römorka alışkın. Ancak Cansu çamurlu topraklara alışkın değil. Burada epey zorlandı. Üstelik diyor ki buranın heyecanı bir başka. Köydeki gibi, evdeki gibi olmuyor burada yarışmak bir başka. Ancak inanılmaz keyifli ve burada mücadele etmekten gurur duyuyorum diyor. İşte şimdi gözler Burak'ta. Artık son meteleri. Güzel de bir süre. 2 dakika 10 saniye civarındayız. Bu birincilik koltuğuna oturmak için yeterli. Aradan geçen saniyeler bunu değiştirmeyecek. Son yarım metre ve Burak süresini tamamlıyor. Artık galipler listesi de değişti. Burak galibiyetini elde etti. Şimdi kesin saniyeler. Birazdan 3 tane galiple tekrar sahnede olacağız. Burak Özçiftçi ikinci rauntta 2 dakika 22 saniye ile tamamladı. Cansu'nun yine süresi durduruldu. Böylece Burak Özçiftçi galipler listesine adını resmi süresi olan 9 dakika 22 saniye ile yazdırdı. Cansu ile birlikteyiz şu anda. Cansu performans parkurunda yarıştı. Burak'a karşı yarıştın. Kadın olarak tek başınaydın bugün. Ama bütün kadınları temsil ettin diyelim. Neler hissediyorsun, ne söyleyeceksin? Vallahi bugün hem çamurun şeyine, bir de şanssızlığa da, bir de rakibim de çok güçlüydü zaten. Kaybettik. Buraya gelmek çok güzel. Bunu başarmak bile çok güzel. Kadınları temsilen geldim. Kadınları yendim geldim. Ne yapalım, nasip böyleymiş. Yapacak bir şey yok. Yarı finale kadar geldin, final için yarıştın. Ya şu anda kaybetmiş olabilirsin ama bence sen kazandın. Ben kazandım. Hiç de üzüntülü ya da böyle üzgün falan değilim. Mutluyum. Buraya katıldım. Burada ortam çok güzel. Ne diyelim? Cansu, arenanın sultanı oldun. Evet. Sana emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Biz de size çok teşekkür ederiz. Bizi ağırladınız, getirdiniz, götürdünüz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Burak'la birlikteyiz şu anda. Burak performans parkurunda yarıştı. Cansu'ya karşı yarıştı. Cansu ile birlikte yarıştı ve galip taraf oldun. Burak, neler hissediyorsun? Biraz anlat. Çok heyecanlıyım. Çok zor bir yarış olmadı benim için. Ama bundan sonraki yarış önemli olan. Bugünün birincisini belirleyecek. Heyecanlıyım. Sen galip taraf oldun. Aynı zamanda da ilk üçün içerisinde ilk sıradasın. Evet. Bekliyorum işte şimdi. Bir defa daha yarışacaktır. Rakibini bekliyorsun. Rakibimi bekliyorum. Rakibin kim olsun? Rakibim. Fark etmez. İkisini. Hiç fark etmez. İkisini de yeneceğim. Hiç fark etmez. Finale oturacağım diyorsun. İnşallah. İyi olan kazansın. İyi olan kazansın. Sana başarılar dileriz. Teşekkürler. Galipler sıralamasında Burak Özçiftçi 9 dakika 22 saniye ile ilk sırada. Ercan Ayaz 10 dakika 9 saniye ile ikinci sırada. Şakir Karagöz 10 dakika 26 saniye ile 3. sırada. Sevgili seyirciler, galipler birer birer belli oldu. Yoluna devam eden iller ve isimler, parkurların en hızlısı İzmir temsilcisi Burak 1. sırada rakibini bekliyor. 2. sırada Sakarya temsilcisi Ercan ve 3. sırada da Kayseri temsilcisi Şakir yerini aldı. Şimdi bu sahada, bu zorlu topraklarda tek roundluk bir mücadele Sakarya-Kayseri arasında yaşanacak. Ve bu mücadele sonucunda da Burak'ın rakibi belli olacak, yoluna devam eden belli olacak. Bakalım hangi isim bu tek roundluk süre bağımsız mücadeleyi kazanabilecek. Yeni bir duelloyla karşınızdayız. Sevgili seyirciler, sahada alışkın olduğumuz bir il eşleşmesi oldu. Bir yanda Sakarya, bir yanda yine Kayseri ama bu sefer isim değişik. Ercan'ın rakibi Şakir oluyor. Ercan Semak Makine kapısında, Sakarya'nın gözü burada olacak. Başak Agri kapısında da Kayseri temsilcisi Şakir var. Hangi isim süre bağımsız bu mücadelenin sonunda galip gelebilecek? Gözler ışıklarda artık. Mücadele vakti geldi çattı.
ikinci kırmızı, üçüncü kırmızı ve yeşil ışıkla mücadele başlıyor. İki isim de bu sahada bir galibiyet alması yeterli. Süre bağımsız mücadele. Vites değiştirmekte zorlanan Ercan biraz geri düştü. Ancak Şakir dönerken dar dönmeye çalışırken o da yavaşladı. Şimdi o hızını arttırırken Ercan yetişti. Daha hatalar ileri yönlü giderken bile yapılmaya başlandı. Sahadaki mücadelenin stresini, baskısını siz düşünün. Tek bir round sonra bunca emek boşa gidebilir bir taraf için. Arena topraklarına veda edebilir. Belki de bir round sonra arenanın şampiyonu yoluna devam edebilir. Hiç belli olmaz. 3 kişi büyük finalde. Buradan bir kişi daha göndereceğiz. Ama sahadaki 2 kişinin bir maça daha çıkması gerekiyor eğer galip gelirlerse. İzmirli Burak, genç yetenek rakibini bekliyor. Hangi isim daha iyi gidecek? İşte şu anda iyi olma sinyallerini Ercan daha iyi veriyor. Çünkü geri gelirken yine bir önceki maçta olduğu gibi hatasız ilerliyor. Gayet güzel tempoda gidiyor. Çamurlu zemine rağmen traktörü o kadar güzel kullanıyor. Römorku o kadar iyi yönetiyor ki göbekten çıktığında rakibi henüz göbeğin yarısında. Şimdi Ercan tempoyu arttırması lazım. Çünkü Kayserili Şakir de kendi hizasını ve ritmini düzeltti geliyor. İşte Ercan yine hatasız turuna devam ediyor. Ancak Şakir göbekten çıktığında hızını arttırdı. Ercan hata yapmamak için oldukça yavaş. Şimdi Şakir hızını arttırdıkça yaklaşıyor. Şakir geliyor, Ercan da tempoyu arttırdı. Şakir hizayı bozdu. Ercan hizası düzgün. Şakir toparlamaya çalışıyor. Ercan gözünü kapıya dikti bile. Rakibine hiç bakmıyor. Büyük mücadele sahada. Ercan son bir metre ve galibiyetini ilan ediyor. Müthiş düelloda peş peşe iki Kayseri temsilcisini birden eleyen Ercan. Sakarya temsilcisi yoluna devam ediyor. Ve arena sahasına veda eden isim Kayseri'den Şakir oluyor. Büyük mücadelenin sonunda galip belli. Birazdan haftanın final müsabakasında büyük finale uğurlayacağımız isim belli olacak. Az sonra buradayız. Vites değiştirmekte zorlanan Ercan biraz geri düştü. Ercan yetişti. Hatasız ilerliyor. Ercan hata yapmamak için oldukça yavaş. Ercan son bir metre ve galibiyetini ilan ediyor. Ercan Ayaz, rakibi Şakir Karagöz'ü 1 dakika 53 saniye süreyle yenmeyi başarıyor ve yarı finalin son mücadelesine çıkmaya hak kazanıyor. Şakir şu anda yanımda, Ercan'a karşı yarıştı. İlk üçün içerisindeki isimdi. Şakir, nasılsın diye başlamak istiyorum sözlerime. Nasılsın? İyiyiz. Daha iyiler de varmış. Yani yapacak bir şey yok. Kendine öyle deme bence. Sen de gayet iyiydin. Yarı finale gelen isim oldun. Tebrik ediyorum. Yani kendim de iyiydim ama arkadaş daha iyiymiş, Ercan abim. Nerede sorun oldu? Aslında başa baş ilerliyorduk. Yok, başa baş gittik de o bir vites herhalde fazla gitmiş. Ya da gazı çok vermiş. O şekilde oldu yani. Ben hata yapmadan direkt gideyim dedim. O da böyle oldu. Olmadı. Bugün olmadı Şakir. Hayırlısı kısmet ya. Başka bir zaman inşallah. Belki başka yarışmalara katılırız. O zaman olur. Sana çok teşekkür ediyoruz. Bugün kaybettin ama dilerim hayatta hep yolun açık olsun. İnşallah. Teşekkür ediyorum. İyi dilerim. Başarılarının devamını dileriz. Yarı finallerin dördüncüsünde en heyecanlı müsabakalara geldik. Artık seri maçlarda iki galibiyet alan kazanacak ve büyük finale gidecek. Semak Makine Kapısı'nda İzmir temsilcisi, Başak Agri'de Sakarya temsilcisi yerini aldı. İki Edirne bir Tokat. Finalde iki ilden üç isim belli. Dördüncüsü kim olacak? Gözler ışıklarda. Kırmızılar tamam. Üçüncüsü de yanıyor ve yeşil ışıkla mücadele başlıyor. Bakalım hangi isim İlk galibiyeti elde edecek, moral motivasyonu yukarı çıkartacak. Artık sürenin bir önemi yok, önde bitirmek önemli. Ama süre bizim için referans. Hangisinin daha hızlı gittiğini ve böylece ikinci maçta da ne kadar hızlı gidebileceğini göreceğiz. Bu sahada, saha çamur olmadan önce ilk yarı finalistimiz müthiş bir hızla 1 dakika 40 saniyeye kadar ilerletmişti süresini. Ardından ikinci yarı finalde
buna benzer bir süre elde edilemedi. Düzeltiyorum. Ardından ikinci yarı finalde daha hızlısı geldi. Tokatlı Ahmet 1 dakika 36 saniye ile burayı bitirmişti. Şimdi benzer süreler elde etmek oldukça zor. Ancak ona yaklaşan iki isim var sahada. Burak önde giden taraf, İzmir önde giden taraf. Ercan, Sakaryalı Ercan yine güzel gidiyor. Ancak temposu galip gelmeye yeter mi bilmiyoruz. Hatasız ilerledi. Ancak diğer tarafta Burak agresif hareketlerle römorku hızlı, bazen dağıtıyor bazen topluyor ama mesafe olarak önde. İzmirli Göbek'ten de önde çıkıyor. Ercan bakalım yetişebilecek mi? Temposunu hala koruyor Ercan. Hatasız gitmeyi planlıyor. Belki son metrede rakibinin yapacağı bir hatadan faydalanıp aynı onun eleme bölümlerinde son finalde elendiği gibi rakibinin önüne geçebilir. Belki salise farkıyla, santim farkıyla kazanabilir ki dediğim de olmaya başlıyor gibi. Şu anda başa baş mücadele. Burak bir yanda, Ercan bir yanda. İkisi de güzel gidiyor. Sınırdan gidiyor. Ercan mesafe olarak öne geçti. İşte Ercan tam dediğim gibi geliyor ve bitiriyor. Ercan bitiriyor. 1-0 öne geçiyor mücadelelerde. İşte adeta bir kurt gibi bekledi. Tempoyu hiç bozmadı. Hata hiç yapmadı. İleri hiç gitmedi. Burak son düzlükte bir hata ve bunu rakibi affetmiyor. Anında geçiyor ve bitiriyor. Maçlar 1-0 Sakarya lehine. Heyecan çok daha fazla arttı. Bakalım 2-0 mı olacak yoksa 1-1'lik eşitlik mi? Birazdan öğreniyoruz. Ercan yine güzel gidiyor. Hatasız ilerledi. Temposunu hala koruyor Ercan. Geliyor ve bitiriyor. Ercan bitiriyor. Ve büyük mücadelede Semak makine kapısına geçiyor. Sakaryalı Ercan 1-0 önde. Biraz rahatladı ama heyecanı daha da arttı. Ve rakibi İzmirli Burak biraz morali bozuldu tabii ki. Başak Agri kapısına geçti. Onun kaybetmeye tahammülü yok. Kaybetmeye yeri yok. 1-1 yapmak zorunda. Ercan galip gelirse buradan finale giden 4. isim olacak. Bakalım hangisi gerçekleşecek gözler ışıklarda artık. Birer birer yanıyor. Kırmızıların ikincisi, üçüncüsü ve yeşille artık çıkışlar yapıldı. Büyük mücadele başlıyor. Hangi isim daha iyi gidecek burada? İlk maç bizlere referans oldu. Hızlı gidiyor her ikisi de. Güzel mücadele ediyorlar. Sonuna kadar hatasız giden Burak. Bir hata ve rakibi bunu affetmedi. Ercan burada gerçekleştirdiği 4 maçı da hiçbir şekilde ileri gitmeden hatasız bir şekilde başardı, kazandı ve ilkini 1-0'lık galibiyete dönüştürdü Burak'a karşı. Şimdi Burak yine tempolu gidiyor, yine önde gidiyor ama hatasız gidebilecek mi? Bunu sonuna kadar sürdürebilecek mi göreceğiz? Şimdi Burak rakibinden arayı açmaya başladı. Ercan yine tempo güzel, vites düşük, hız ideal, hata yok. Hataya yer de yok. Burası artık yarı finalin son müsabakaları. Burak şimdi ileri alıyor. Ve hata yaptığı an Ercan yine onu geçti. Bakın Ercan yine hatasız. Göbekte güzel dönüyor. Burak şimdi biraz bozmaya başladı. Acilen toparlaması lazım. Çünkü Ercan göbekten çıktığında büyük bir avantaj onu bekleyecek. Çünkü Ercan garip bir şekilde hiç hata yapmıyor. Römorkla usta isim gerçekten hassas ilerliyor. Adeta santim santim ölçüyor, biçiyor ve rakiplerini geride bırakıyor. İşte Burak göbekten çıktı ama Ercan'ın gerisinde. Ercan rakibine bir kez bile bakmadı. Tam konsantre. Galibiyete, büyük finale tam konsantre. Sakaryalı büyük finale o kadar yaklaştı ki adeta hissediyor. Final onu çağırıyor. Hayati onu çağırıyor. Ersin onu çağırıyor, Ahmet onu çağırıyor ve o da onlara ben de varım diyor, ben de finaldeyim diyor ve Sakarya'yı 2-0'lık net bir galibiyetle finale ulaştırıyor. Birazdan iki yarışmacıyı da yanıma alacağım ve onlarla da programın sonuna gelmiş olacağız. Eda'nın
Lassa. Ercan Ayaz 2-0'lık bir galibiyet elde ederek Burak Özçiftçi'yi yenmeyi başarıyor ve adını büyük finale yazdıran 4. isim olmayı başarıyor. Sağlamsa Lassa. Sevgili seyirciler, müthiş bir mücadele sonucunda büyük finale yolladığımız isim Sakarya temsilcisi Ercan oluyor. Harika iki maç, rakibine hiç fırsat vermeden 2-0'lık net galibiyet, temiz bir mücadele ve belki de finaldeki rakiplerine bile gözdağı verecek kadar başarılı performans. Bunların hepsi Sakarya'dan geldi. Ancak rakibi İzmirli Burak da harika yarıştı. Buraya gelene kadar, Ercan'ın karşısına gelene kadar harikaydı. Ama burada rakibinin gerisinde kaldı. Önce Burak'a dönüyoruz. Burak harikaydın. Özeti yaparken bunları yürekten söyledim. Belki de bu sahaya çıktığında favori sen gösteriliyordun. Elinden geleni de yaptın. Her zaman kendinden emin durdun. Ancak bir şekilde rakibine mağlup oldun. Neler hissediyorsun? Teşekkür ederim öncelikle abi. Dört tekerlekli tromopta rakibim gerçekten iyiymiş. Şimdiye kadar hep öndeydim ama elimden geleni yaptım. Benden daha iyiymiş ki kazandı. Tebrik ederim. Biz de seni tebrik ediyoruz. Emeklerin için teşekkür ediyoruz. Arenaya renk kattın, heyecan kattın. Yolun açık olsun. Ve tabii ki bir şampiyon adayı, traktörün çeyreği sende Ercan. Dört kişiden birisin. Belki de tamamı da senin olabilir. Bu senin emeklerine, performansına bağlı. Ancak bunu başaran dört kişiden biri oldun ve 196 kişi şu an geride. Şampiyon olmak için umutların nedir? Heyecan sende her zaman had safhada oluyor. Traktöre binerken başka bir Ercan, inerken başka bir Ercan var. O kadar heyecana kapılıyorsun. Ancak büyük finalin heyecanı çok daha başka, çok daha yüksek olacak. Buna kendini hazır hissediyor musun? Bu mücadelede yarı finalin 4. haftasında neler hissettin? İlk başlangıç gerçekten güzel başladık. Sonuna kadar da güzel getirdik. Abi benden hariç 5 yarışmacının içinde ben de favori İzmirli'yi gördüm. Yani kendime şey olarak, kendi düşüncemde. Hatta arkadaşlarıma da dedim İzmirli ile büyük bir ihtimal final oynarız diye. Ve öyle de oldu. Arkadaşıma başarılar diliyorum bundan sonraki hayatında. Abi buranın atmosferi bir başka. Yani bu tartışılmaz. Ben 34 yaşındayım. Daha böyle bir heyecan, böyle bir kalp atışı. Yani şurada gelen, benimle gelen arkadaşlar kalbimi tutuyor. Abi diyor, yani istersen yarışı bırak, nabız o şekil atıyor diyor. Emin ol daha da yükseğini büyük finalde yaşayacaksın. Şimdi buradan final nasıl olur onu da bilmiyorum. Yani heyecan olmaktan sonra finalde olur diye ümit ediyorum. Peki sana büyük finalde başarılar diliyoruz. Sakarya'yı güzel bir şekilde temsil edeceksin. Son bir sözün daha var herhalde. Var. Yarı finalde ilk Sakaryalı daha vardı. Onlar Ercan yarı finale çık, bizi temsil et dedi. Onların da yükünü aldım buraya geldim. Bir de yanımda gelen Özcan abim, biraderim, dayım, arkadaşım ondan sonra beni desteklediler, yalnız bırakmadılar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Sakarya'ya selamlar. Peki bizlerden de selam olsun. Çok güzel bir mücadele. Her yarı final dolu dizgin geçti. Her yarı final bölümünün son müsabakaları. Heyecandan yerimizde duramadık. Anlatmaya nefesler yetmedi ama zoru başaran 4 isim şu anda büyük finalde. Haftaya burada 4 kişi mücadele edecek ama dillere destan bir mücadele. Traktör Arena'nın 200 kişisi içerisinden 4 tane en yeteneklisi, en hızlısı bu sahada olacak. Haftaya büyük finalde şampiyonların arasında tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.